Yine mi sen lan? Yine mi kepçe? Beğenemedim ben. Vallahi beğenemedim. Ben senden atom bombası falan bekliyordum. Her gün her gün kepçeyle geliyorsun. Ne o? Maddi sıkıntı mı var? Çok komik Şevkat. Sen şimdi herkesin içinde beni bozdun. Ama ben ciddi ciddi o binayı yıkacağım. Sonra da buradaki herkese birer bardak soğuk su ısmarlayacağım. Nasıl? Sen bu mahallede bundan gale bile yıkamazsın lan. Boşu boşuna barikat yapmayın. Her şey yasal. Başınıza bela almayın. Amirim. Yok yanlış anladın. Engel falan olan yok. Bizim arkadaşlar tribün vuruyordu. Biz tribünden izleyeceğiz biliyorsun. Bizim milli aktivitemizdir inşaat seyretmek. Değil mi lan? Bora, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bu saçmalık ne ya? Sana ne oluyor Esin? Ben artık iş adamıyım. İşimi yapmaya geldim. Bunun da haddini bildirmeye geldim. Tamam? Esin, tamam. Sen geç istersen yerim. Bu zaten laftan anlasaydı şimdiye kadar çoktan adam olurdu bu. Ama Şevkat... Yok, lütfen. Al şunu. Ben bak güzellikle konuşacağım. Hadi. Yıkım var. Ne yıkımı? Binanı boşaltsınlar. Yoksa biz hepsini tutup götüreceğiz. Vazifemiz. Vazifeniz. Avukatın belgeleri verin. Bina bizim. Komple satın aldık. İstediğimi yaparım. Demek sonunda iş buraya geldi ha. Ben bu mahallenin huzuru ve güzelliği için harcadım tüm yaşamımı. Herkes birer ev sahibi olsun. Huzur içinde yaşasın, namerde muhtaç olmadan diye bir arada kardeşçe yaşayalım diye düşündüm hayatım boyunca. Ama demek bu huzurumuza da göz dikenler olmuş ha? Hem de siz. Ulan bir de bana akraba olacaktınız ha? Vay be. Vay be. Burada kardeşçe yaşıyoruz biz. Bana bakın, bütün sülalene söyle. Bütün bu evleri, bütün bu semti yıkabilirsiniz. Ama bizim dostluğumuzu, kardeşliğimizi yıkamayacaksınız. Siz üzülmeyin Cevdet Bey. Çünkü siz üzüldüğünüz zaman bütün mahalle üzülüyor. Sonra biz yıkılıyoruz. Nasıl üzülmem madem? Sizin üzülmenizi istemiyorum. Lütfen sizin kılınıza bir zarar gelsin istemiyorum. Elimizde yıkım belgeleri var. Her şey kanuni. Kanuna karşı gelmeyeceğiz. Soğuk kanlınızı bozmayın. Müsaade edelim. Yıksınlar. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Hep gülecek değiliz ya. Artık ağlamamızı istiyorlar. Bu binaya da son kez bir bakın istiyorsunuz. Bundan sonra göremeyeceksiniz çünkü. Arkadaşlar bir dakika. Bakın şimdi dağılırsak bu binayla birlikte sevgi, dostluk, kardeşlik gibi değerlerimiz de yıkılacak. Ve bu sırtlanlar parayla her istediklerini yaptırabildiklerini bize yıka yıka ispat etmiş olacaklar. Şimdi ağlamak isteyen ağlasın, çekilen çekilsin. Ama ben hayatımı gözden çıkardım. Bu ciğeri beş para etmezlere uşaklık edeceğime şerefimle ölürüm daha iyi. Gel. Kim var? Kim ya?
Benim bu binada evim var, tapulum mülküm var. Yıkamazsınız. Ben tapuyu devretmedim. Bunu onlar da biliyor. İnanmazsanız bakın. Avukat kim burada avukat? Bakın. Bunlar Cevdet Bey'i üçkağıt yaparak kandırdılar, aldılar tapularını elinden. Ulan sana evden 200.000 peşin verdik, onu da söylesene. He, iyi ettin şimdi sen söyledin. Duydun devrem, şahitsin. Ben bu adamlardan 200.000 lira aldım. Herkes bu adamlardan para alarak Cevdet Bey'i kazıkladılar. Ulan ben sana gösteririm. Lan bana gelip çocuğum hasta yatak düşünce demedim mi? O parayı ben fazla alırım senden, merak etme. Sen zahmet etme. Ben vereceğim zaten. Al ver bu parayı ona. Bu yıkım yasal değil. Kesinlikle yapamayız. Toparlanın, dönüyoruz. İşte be. Al lan paranı. Şimdi burada. Benim tapu işleri uzadı. Pazartesi yasaktı. Çocuğumun başı üstüne yemin ettiğim için verecektim tapuyu. Ama Şevkat sen geldin, konuştun. Vicdanıma oturdu. Oğlum, peki bu parayı nereden buldun? Bu arabayı nereden buldun? Bir de özel şoför mü tuttun kendine la? He, o mu? Ya onu sen tanıyorsun. Sizi barıştırmak için getirdim ben bunu. Dur ben getireyim onu. Ne oluyor sen? Gel, gel. Ya gel gel, korkma. Olay bitti. Gel gel gel. Kim bu? Bir arkadaş. Ya sen gidince ardından bu geldi kapıya. Bana 100.000 lira para verdi. Bana yalvardı. Aman dedi, ne olur o psikopatı benden uzak tut dedi. Ya Şevkat, sen ne ittin bu adama ya? Yok, yok canım. Psikopat dememiştir ya. Ben arkadaşa... İş yerine uğradım, bir brief verdim satış ve pazarlama ile ilgili. Fakat inanılmaz etkilendi benim brieflerimden, değil mi kardeş? Eyvallah, doğru. Var mı bir eksik, ihtiyaç, bir şey? O zaman şu arka sokakta benim araba var, onu bir iç dış yıkatıver be. Emrin ol. Hadi bakalım. Gelin buraya. Söyle bakayım şimdi, en büyük kim? Bizim mahalle. Hey mahalleli, hadi bakalım, yine iyisiniz. Bugün de çaylar benden. Binayı kurtardık ama cepteki parayı... Cuma ustaya kaptırdık. Fena kekmedi bizi. Ata ağızlı cuma, ata ağızlı cuma. Sorarım ben sana o taşların parasını. Bu diyorsun sen kardeş, bir suyunu içerim. Ne oldunuz la? Cuma'nın size kakaladığı taşları kafanıza vurma aşamasına mı geldiniz? Öyle oldu Şevkat. Dolandırıldık. Taşlar bir işe yaramadı. Sizin gibi taş kafayı bulunca dolandırması da kolay oluyor tabii. Ya Şevkat bak, bunu bana volkanik taş diye sattı. Kaldırım taşı çıktı ya. Ha bak mesela işte. Üço senin neren ağrıyordu oğlum? He? Nerene sürmeye aldın o taşı? Ne derdin vardı daha? He? Sen, Nikocan, sen de kaptırdın mı para? Tabii ki hayır. Oğlum, keramet ehliyle sahtekeri görecek gözüm var çok şükür. Hadi be oradan, sen de kulüpteydik, görmedin sanki. Sen de taş aldın. Evet, aldım Miço. Ama para vermedim. Borcum olsun dedim. Oh, çok şükür. İyi madem o zaman ben gideyim de şunu döveyim diye. Bekle beraber. Bize veriyoruz ya. Dur lan. Dur lan. Lan Cuma. Buyursunlar Şevkat Bey. Taşlarımızın metnini siz de duydunuz. Hadi seni abi üç çarçı. Oğlum ben sana kimseyi dolandırmayacaksın demedim mi lan? Milletten çarptığım paraları geri ver.
Yok, ne dolandırılması, ne çalması. Lütfen bir de milleti kapıya dayamışsın. Burası bir ticarethane. Burada taş satıyoruz, para alıyoruz. Burası bir ticarethane, lütfen. Sizi aşırı sinirli görüyorum ben Şevkat Bey. Size ben kuars taşını öneriyorum. Kuars taşı birebirdir. Amaç ismiydi bu, kuars mıydı? İkisi ben tam olarak şey yapamıyorum, ayırt edemiyorum. Ama ben yüzüklerle ek yüzükleri çok iyi ayırt ediyorum. Taş ha, taş diyorsun yani. Ver bakayım lan şunu, çakma cumayı. Bir dakika. Ver, ver. Bir dakika, beyler. Ne oluyor ya? Ver bak. Oğlum sen nasıl insansın lan? Ha? Bakın ticarethane dedim burası. Lütfen yani malıma zarar vermeyin. Mala zarara giriyor bu, yapma. Okey oynarken taş çalarsın. Bravo, bravo kızlar. Bravo. Tavla oynarken zar tutarsın. Bravo Şevkat. İskambil oynarken kart kararsın. Bravo Şevkat. Bravo. Bravo. Senin doğru düzgün bir işin yok mu lan? Doğru düzgün mü? Doğru düzgün ne demek be ya? Ayakta doğru düzgün ne var? Tabiatta bile her şey yamuk yumuk. Bu benim suçum ya. Kusura bakmayın. Ulan oğlum, uygarlık geometriyle kuruldu lan. Sen doğruyu düzgünü reddediyorsan defol git ormanda yaşa. Ben gideceğim zaten. Ben bu teknoloji çağına çok ayak uydurdum söylenemez. Ben gerçekten doğaya gidiyorum. Efendim şu anda koşarak tabiata gideceğim. Açar mısınız lütfen öyle bak. Lan ne var senin? Wow. Bahar! Kız Bahar! Kim o? Dünyanın en şöhretli, en yetenekli ayısı! Korktun değil mi güzelim? Korktum, vallahi korktum. Gözlerini gördüm. Görüyorsun kızım, şöhret kime geleceğini çok iyi biliyor. Kime geliyor? Bana geliyor. Al Pacino böyle rol kesemez. Resmen ayı sandın beni ya, ha? Bekle lan burada. Bekle! Bekliyorum. Bekliyorum Bahar Sultan. Dur. Gelince de korkutayım. Ulan Stanislavski yöntemiyle oynuyor. Dur, dur. Bahar vurma beni. Kaçma! Hayır önüne. Biraz hayvan sever ol ya. Kaçma lan. Kaçma dedik, tez geçeceğim seni, kaçma. Biraz ayıları sev ya, biraz hayvan sever ol. Bahar. Konuşma, geberteceğim seni, konuşma. Ayı ölmüş zaten kızım. Acımıyorsan ayıya acı bari. Niko, muhtar gel gel. Bu kızım. Ay, çok güzel. Çok güzelsin. Çok güzel olmuş Esin Hanım. Siz mi yaptınız? Evet, teşekkürler. Ne yedin oğlum? Sokrat'ın Şölen kitabından fırlamış gibi. Bravo Rebeli ya, ellerine sağlık. Şevkat. Oh, hayırlı işlesin. Şevkat. Senin resimle bu kadar ilgili olduğunu bilmiyordum. Ya bu resim değil bu. Çok başka bir şey. Ne peki? Çünkü resim tuvalde gördüğün değil, gördüğünün sana hissettirdiği şeydir. Doğru. Söyleyecek misin? Neyi? Bir kelime bile olur. Bu resim için bir kelimelik bir isim arıyorum. Kalbinden geçeni bir kelimeyle anlatabilir misin? Anlatabilirim ama Japonca. Japonca. Shibumi. Yani tek kelime dedin diye tek aklıma gelen bu oldu benim de. Kulağa güzel geliyor. Anlamı ne? Aslında iki anlam var. İlki sıradan görünümlerin ardındaki olağanüstü özellik. İkincisi de hakimiyet peşinde olmayan otorite. Yani bu iki anlamıyla da bu isim sanki bizi anlatıyor. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Ama bu resim burada durmasa ya, ben utanırım. Nereye götürsem bunu? Tamam. Giderken götürürüm ben. Eline sağlık. Teşekkürler.
Yanağını sil. Ah, ocağımı incir ağacı diktim ben. Oy! Kaçma lan! Kaçma! Yok artık daha neler be! Ne oluyor arkadaşım? Aa, bıraksana be! Bahar! Yapma, gözünü seveyim yapma. Çık lan! Seni de vuracağım Cumhur, çık! Fırla be ya! Kötüye acımıyorsan bari ayıya acı. Konuşma lan! Aranızda ne varsa Allah'ın seversin! Bırak! Ya! Ne oluyor be? Hani Allah'ın seversin! Böyle mi olacaktım ha? Son günüm benim böyle mi olacaktı? Senin elinden mi olacak? Atma lan, kıl sıkı bu. Lan geberteceğim seni. Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. Tamam canım, biz de çıkıyoruz şimdi. Tamam, merak etmeyin, ben kapatırım. Tamam tatlım, yarın görüşürüz, kolay gelsin. Tamam. Ya İsin, ciddi misin gerçekten de? Bırak kalsın. Gerçekten ciddiyim. Görmüyor musun? Gelen geçen duruyor, bakıyor. Ben eve götüreyim bunu en iyisi. Kaçın çift duve. Yamaç gütmeden zar attın maske. Bugün eğlenecek gün, ne dersiniz? Olur, ne güzel olur. Şevkat. Ben çıkıyorum, sen daha kapatmıyor musun? Dükkanda çok iş var ya. Hesap kitap yapmam lazım. Geç çıkarım herhalde. Tamam. Biz de zaten kızlarla dışarı çıkacağız, o zaman görüşürüz. Tamam. Geç kalma. Gelirken de ışığıma bak. Tamam. Bu bir filozof enerjisi. Deli. Vay arkadaş ya. Canavar gibi tablo oynuyorsun ha. Hadi sen maşallah. sen de hadi. Resmini yapmış, vitrine koyuyor, ilan ediyor. Ay Seval, bir sakin olur musun lütfen ya? Başımı döndürdün, dönüp durma şurada, otur bir. Oturamam efendim, bunun altında kalamam ben. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Bak abartma bu kadar. Kız sanatçı, Şevkat de onun nişanlısı sayılır. Tabii yapacak resmini. Hem bırak da şimdi onlar kazanmış gözüksün. Bugünün yarını da var. Çok yorgunum ya. Niye kızları dışarı çıkalım dedim ki? Gizem. Ha yok, çıkmadım daha da şey diyeceğim. Ya ben biraz yorgunum. Böyle bir uyku bastırdı birden. Biraz da halsiz hissediyorum. Dışarı çıkalım demiştik ama iptal etsek ayıp olur mu çok? Yok yok, gelmene gerek yok. Zaten ben yatarım birazdan, dinlensem geçer. Sen Sanem'e söylersin değil mi? Tamam canım. Tamam, öpüyorum. Ben de bay bay. Tam biliyorum ben. Yerine kalmaz bu iş. Gör o. Göstereceğim. Dur Seval, nereye gidiyorsun? Sana ne? Thank you.
Ciğerleri iyi gelir, kız yesin, temizler. Yok, ben istemem yoğurt falan. İyiyim. Zaten doktorlar gereken her şeyi yaptılar. Yok, vallahi kese yoğurduysa getiriver ya, benim canım çekti. Ah yavrum benim, bak görüyor musun? İçime doğdu, kalbime doğdu. Bak canı istemiş. Tamam, hemen getiriyorum. Hadi. Evet. Bir yangının daha sonuna geldik. Bakın, bunlar birer ikazdır. Sevkat, sana da söylüyorum, hemen tedbir almak gerek. Bu iki katın duvarlarını neyeme beton abi? Niko! Tamam abi, bak yoğurdun yanında iyi gider. Sen de git bana birkaç tane biber közle, hadi. Hemen Bahar arıyorum. Yok, Bahar arama, Bahar arama. Tamam, biber iptal, sen direkt git. Kendi yerlerimden közle biber istiyorsun, değil mi? Niko! Abi git Üzeyir'i uyandır, manava açtır. Oradan taze biber al, onlara közle. Uzaklaş yani! Tamam, uzaklaşıyorum. Ama ben gelene kadar başka yangın istemiyorum. Ya hadi abi, hadi gözünüz. Niko, biz ikimiz gidiyoruz. Gençleri rahat bırakıyoruz, Ela. Dünya rahat bir yer değildir ama rahat bunlara batıyor. Ya hadi yürü. Hadi, hadi, Ela, Ela. Hadi. Bırakalım, yalnız kalsınlar canım. Bu kaçıncı yangın ama artık ders çıkarmaları gerek. Ya canları çıktı çocukların. Hayat dersi çıkarmanın sırasıdır. Haydi Ela. Bir dakika, onlara biraz anlatmak. Ela Niko, Ela, Eva. Yok Gizemciğim, gelmene gerek yok. Zaten hastaneye gittik biz, bir şeyim yok yani benim. Esin, ben şimdi hemen senin yanına geliyorum, tamam mı? Ya vallahi gelmene gerek yok. Şevkat burada yanımda zaten. Yarın görüşürüz, olur mu? İyi, tamam o zaman. Tekrar geçmiş olsun, yarın görüşürüz, tamam mı? Sağ ol canım. Hah, su iç biraz.
Sen gelmeseydin olacakları düşünmek bile istemiyorum. Düşünme zaten. Geçti gitti. Canımız sağ olsun. Babama söylemeyelim ama şimdi, olur mu? Çok telaşlanır o şimdi gece gece. Tamam tamam. Sen müsait bir ara söylersin kendine. Babam iyi ki beni sana emanet etmiş. Bugün daha iyi anlıyorum. Çok iyi bir şey yapmış. Bence de. Beni tanıyan adam kendi kızını daha iyi derdi tanır değil mi? O ne demek şimdi? Sakar mıyım ben? Aptal mıyım ben? Vallahi ben bir şey söylemiyorum. İki defa denedin, üçüncüde en sonunda yaktın evi. Bravo. Yani ayıkken yapamadığını uykunda hallettin. Hani millet uyur gezer, sen uyur yakar maşallah. Ayaklı felaket. Ben miyim ayaklı felaket? Asıl sen her gün bir olayın içindesin, her gün bir şey yaşıyorsun. Ya mevzu olay molay değil ki kızım. Bu şuur meselesi sadece, şuur. Yani itfaiyeci söyledi işte, mumdan çıkmış yangın. Yok dedi, elektrik kontağında da bir şey yok dedi, mutfakta da bir şey yok dedi. Orada gittik baktık, şamdan yanık duruyor dedi yerde. Ya bırakmadım ben yanık, tamam mum yaktım ama söndürdüm. Dışarı çıkmaktan vazgeçtim, çok yorgundum, yatmaya karar verdim. Ben üfledim diye hatırlıyorum, bence. Bence derken hani orada bir dışarı mı çıksam, evde kalıp yatsam mı, üflesem mi, üflemesem mi derken düşmüş, o yakmış, bitti. Tamam. Bunların hepsi varsayım. Beni varsayımlarla yargılama lütfen. Hiç sevmem böyle şeyi. Ha öyle mi? Çok özür dilerim o zaman. Çok pardon. Doğru canım, bizim Matilda falan kıskanmıştır da yakmıştır. Bizim kızlar çünkü biraz psikopat. Böyle o kıskançlıktan gelip yakmıştır evi, kundaklamıştır gagasıyla. Ya sen beni azarlamak için mi kurtardın yangından? Ha? Yakarım vallahi kendimi. Şişt, tamam tamam. Tamam öyle kötü kötü şeyler söyleme. Bizim daha yaşayacak çok şeyimiz var. Beni bırakıp gidemezsin. Benden çekeceğin var yani. Ben aşık olduğumda on kamyoncu gücünde oluyor. Kaderimse çekerim. Hey, o sen. Tost makineni alsan, paramı versen. Bana bak lan Cuma, bana kafiye yapma, tepemin tasını attırma. Ne oldu lan? Yaptın mı aleti? Alettim be ya. Cillop gibi. Geç içeri, geç. Vay seri. Uzatma kavlan. Uzatma kavlası burada. Geç. Aa, tamam. İlk tostunu bana yapacaksın yalnız. Üstüne para da almayacaksın. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Görüyor musun? Bak ne güzel çalışıyor. Hem çalışıyor hem çalıştırıyor. Baksana yemin ederim titretti seni, kendine geldin. Gündüğünde çekirdekleri gibi enerji yiyince öyle kafan dipleşti senin. Vallahi bravo. Lan öldürecek misin lan sen beni? Tamir etmiştin. Sen ama denemedin ki sen. Sen bir titretince bıraktın hemen, hiç denemedin. Bir tost yapmanın oraya bir yapsana. Belki de o tostlar elektrikli tost diye böyle namın yayılacak ülkeye. Hiç haberin yok bunlardan. Hiç atma bunu be. Vallahi atma bu. Yeti seni cihaz. Kıyma bunu. Ne atması lan? Götür. Hamile şunu. Tamam ya. Ben de atma diyorum. Atma diyorum sana. Atma diyorum zaten. Atma diyen benim onu sana. Ben sana atma demedim mi? Sen sıcakmıştı bu da. Oo, oymuş. O zaman ben ne yapayım? Küçük bir avans mı rica etsem acaba sizden? Bak, bu aleti alıyorsun. Götürüp tamir ediyorsun. En azından eski haline getiriyorsun. Yoksa seni feci döverim. O dayaktan iki şamar avans ister misin? Ben isteğini mi sigara vermiyorsunuz? Şey onu siz niye böyle keke Allah Allah. Onu sen bana atar gider mi? Atıyorsun şimdi. Bu niye? Böyle şeyler oluyor be ya. Allah Allah. Bak bakayım buraya. O patrona söyle. Böyle atarlı giderli konuşmasın bu mahallede. O gelmeden önce bu mahallenin atarı gideri doldu, stoklarımız tamam yani. Adam gibi esnaflık yapacaksa yapsın. Yoksa biz onu atarın giderin el alasını yaparız, haberiniz olsun. Ya Digen, bana ne yalan söylesen ya, Allah Allah. Sesin titrir korkudan, bir de burada bana atar yapıyorsun. Şşş, ne olur ya? Lan sen hala burada mısın lan? Burada olacağım tabii ya. Nereye gideceğim? Ben bu mahallenin en eskilerinden bir tanesiyim. Sen bu mahallede esnaflık yapmak istiyorsan kime arka çıkacağını bileceksin yani. Burada kıdem konuşur, kıdem. Ben kıdeme değil, marifete bakarım. Şimdi o hepten bozduğun aleti alıp götürüp tamir edip getiriyorsun. Yok, tamir edemedin mi? Geliyorsun, kusura bakma Oysen kardeş. Ben beceriksiz biriyim. O yüzden senden özür dilerim diyorsun. Ben seni Allah'a havale ediyorum, Allah. Yürü lan. Neyse niye be ya, tamam. Halledeceğiz be ya.
Ya Şevkat dün akşam öyle bir şey söyledi ki bana, bu yangını falan unuttum ben, gitti yani. İsin, sen dün akşam neredeyse ölüyordun. Yani Şevkat ne söylemiş olabilir ki senin böyle aklını başından alsın? Ya böyle romantik bir yemekten bahsediyor gibisin. Benim aklıma geldikçe ben hala kötü oluyorum. Evet, çok kötü bir geceydi ama bence yine de çok romantik. Ya düşünsenize, böyle alevlerin içerisinden kahraman gibi Esin'i kurtardı. Öyle de, o gelmeseydi neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Söylesene, ne dedi Şevkat? Dedi ki, öyle hemen gitmek yok. Beraber yaşayacağımız daha çok şey var. Oo. Şevkat'in bir tarafı çok duygusal. Canım ya, baksana nasıl korkmuş o da. Evet, ama öyle deyince ben de kendi kendime dedim ki, ya biz bu evlilik falan gündemde de hiç böyle el ele kol kola beraber baş başa bir şey yaşayamadık. Varsa yoksa hep bir kalabalık, hep bir olay, hep bir gürültü bir şey. Nasıl yani? Siz Şevkat'le el ele tutuşup böyle sarmaş dolaş olmadınız mı? Ya olduk. Tabii de bir kere, iki kere. Onun dışında hep bir olay, hep bir karmaşa. Yani alevlerin içine girdi, seni o alevlerin içinden çıkardı. Sonra sen ayağım kırıldı numarası yaptığında seni oradan oraya taşıdı. Ya demek ki sizin böyle standart ötesi bir romantizm anlayışınız olacak. Ya evet ama ben de istiyorum ki işte böyle baş başa, herkesten uzak, böyle biraz vakit geçirelim. Romantik bir iki an yaşayalım. Yani çok şey mi istiyorum? Bu benim hakkım değil mi ya? Bu senin hakkın. İsteyebilirsin. Kesinlikle hakkın. Evet, ben onu bunu anlamam. Evliliğin ön şartı yerine getirilecek. Evet, evlilik öncesi. Gelin hamamı şart. Gelin hamamı mı? Hı. Kızım, flörtten bahsediyorum ya. Flört. Basit düşün. Ya sevgili arkadaşlar, şimdi benim müşteri az ya. Bu kahvenin ismine mi takılıp gelmiyorlar böyle Oslo Moslo? Böyle daha sofistike bir şeyler. Hani ben Viking'im ya, şey düşündüm. Vikingler çay ocağı, nasıl olur? Ha, olur, olur canım, olur. Her türlü olur, 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 olur. İhsan! İhsan, heh. Şimdi tabelacıya gidiyorsun. Diyorsun ki bu tabelaları kaça değiştirirsin? Hemen fırla. Niye? Fırla! Şevkat, kardeşim geçmiş olsun, yine yangın çıkmış. Yani biz mahalle olarak pek sayamadık. Kaç oldu? Hat-trick falan oldu değil mi? Vallahi yakamadı gitti bir türlü. Uğraşıyor bakalım, herhalde bir gün yakacak. Yaktı ya da daha ne yakacak oğlum? Top sayılmaz. Bu şimdi ufaktan başladı. Level atlaya atlaya gidiyor. Mumdan çıkmış yangında. Niye yakıyorsa mumuzu? Mum ışığı romantiktir. Kadınlar romantizm sever. Aman Niko, Allah'ını seversen yemişim romantizmini ya. Neymiş romantizm, neymiş ya? Mumla romantizm olsa laf. Kardeş bana bir şey ver, gözünü seveyim, bir şey ver. Kurudum la. Romantizm. Anamız babamız bizim için çünkü romantişerek doğurdu değil mi? Yani romantik başka, romantizm başka. Şevkat aslında içten içe romantik ama romantizmi bilmiyor. Öğret öyleyse, hani biraz yol göster, böyle minik minik imalarda bulunup yok da bakalım içinden ne çıkacak? Mesela nelerden hoşlanıyorsun? Onlardan bahset ama çaktırmadan. Yok vallahi hiç uğraşamam. Gideceğim pat diye söyleyeceğim. Pat diye öyle. Hı. Pat diye. Flört et benimle diyeceğim. Aa, yok artık ya. Ne öyle yemek siparişi verir gibi? Ne var canım? Kendisi her fırsatta ne kadar dobra olduğunu söylemiyor mu? Ben de gideceğim. Dobra dobra flört et benimle diyeceğim. Öyle romantizm olur hiç. Olur olur. Şevkat usulü, Esin soslu, yeni akım dobra romantizm. Yok arkadaş, ben bir an önce basacağım nikah. Böyle olmuyor. Sağ ol kardeş. Hani hiç olmazsa gözümün önünde durur yani. En azından kendine bir zarar vermesini önlerim falan ya. Mantıklı. Hatta hiç vakit kaybetmeyeceğim. Hemen şu an gidip söyleyeceğim. Gideyim ben bunun kafa kağıdını isteyeyim de bari. Bir an önce işlemlere başlayayım. Öyle yapayım. Esin, seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ben de sana önemli bir şey söylemeye geliyordum, işte olduk. Tamam, o zaman yaz otur atak. Hiç gerek yok. Önce sen söyle, ben centilmenim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Hiç lafı uzatmadan kısacık söyleyeyim. Ya şimdi ben sana bir türlü evlenme teklif edemedim ya. Her seferinde bir mani çıktı. Tamam, biliyoruz, geç. Ya diyeceğim, öyle seremoniye falan çok gerek yok. Yani durumumuz ortada zaten. Gel, biz direkt nikaha basalım ha. Bu kadar mı? Ha, bu kadar. Seninkini alalım.
flört isterim. Buyur. Önce flört sonra nikah. Ne flört kızım, liseli miyiz biz ya? Yahu adet yerini bulsun. Adet yerini buldu zaten adet daha. Ne ben seni işte düğünden kaçırdım, ondan sonra basacağız nikah. Adet yerini ya, eski koya yeni adet getirmenin alemi ya. Flört, flört de neymiş ya, flört neymiş? Türkçe bile değil, Allah Allah. Futbol Türkçe sanki, ayılıp bayılıyorsun ama. Ya futbol Türkçe değil ama Beşiktaş Türkçe kızım. Benimki Beşiktaş aşkı, kısaca Beşiktaş aşkı. Maçlardan önce antrenmanlara gidiyorsun, totem yapıyorsun, taraftar kahvesine gidiyorsun. E bunlar hep flört işte. Oo, sen daha evlenmeden bunların muhabbetini yapacaksan işimiz var. Bak futboluma karışacaksan önce imzayı atacaksın. Öyle hariçten gazel okumak yok hanımefendi. Ya flört ya hiç. Ha. Hala. Yüzeyir, fiber interneti bu hat üstünden geçirmeyi düşünüyorum. Oo, Burak tribün olmuş ya. Esin gel, biz bir dükkana gidelim, baş başa konuşalım. Gel. Allah Allah. Nereye? Ne güzel seyrediyorduk. En güzel yerinde film koptu ha. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya biz de. Geldik artık. Geç oza bakayım abisi. Tamam, çıkıyorum ama kavga edeceksiniz. Laf hala! Sevzek. Kusura bakma. Evet, şimdi konuşabilirsin. Ya flört ya hiç. Efendim böyle bir gömlek var ama bir dakika. Marika Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye. Bu böyle bir tişört de var ama bunun kırmızısı da vardır içeride. Çok kalitelidir, emin olabilirsiniz. Zaten sizin kalitesiz bir şey satmanız mümkün değil. Teşekkür ederim. Keşke bütün müşteriler sizin gibi olsa. O zaman içeri girelim, buyurun. Ben size göstereyim. Marika Hanım. Şimdi bakınız burada. Şöyle vereyim ben size. Bu ürünün firması bilesiniz çok eskidir. Yani bilen bilir zaten, söylememe gerek yok. Ya öyle mi? O zaman ben sonra geleyim ha. O zaman sarıyoruz. Tamam, kırmızı olsun, tamam. İşiniz var sizin. Peki. Evet. Ya ne romantizmin, ne flörtü etsin, Allah'ını seversin. Bak evli insanlar ne yapıyor? Balayına gidiyorlar değil mi? Biz de onlar gibi yapalım. Avrupa'ya gidelim. Mesela Floransa'ya gidelim. Güzel müzeleri gezelim. Oradan güzel maskeler alalım. Efendim Venedik'e gidelim. Orada gondola bineriz. İspanya'ya gidelim. Orada çok güzel flamenco gösterileri varmış. Onları izleriz işte. Ant dağlarına gideriz. Güzel böyle kayarsın sen, kayak kayarsın. Ben orada yanından kızakla geçerim. Sana el sallarım falan filan. Ama böyle flört mülört deyip de gözümü seveyim. Şurada bizim bunlara maskara etme ya. Ah! Yeter. Dır 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 dır, makinenin tüfek gibi ya. Benimle evlenir misin? Üç kelime yan yana getirip bana bir evlenme teklif edemedin. Konu flörtten kaçmak olunca böyle destanlar yazıyorsun. Esin, kültür ve uygarlık coğrafyadan bağımsız düşünülemez. Gözünü seveyim. Yani şurada gördüğün... Ha buyur. Şu şekil göstereyim. Mahallede flört başkadır adlı postmodern çok güzel bir çalışma. Tamam Şevkat, bildiğim şeyleri bana anlatma. Ben sana kısa ve öz çok açık söyledim. Ya flört ya da hiç. Ama sen flörte yaklaşacağına hiçe koşuyorsun. Çok ayıp yapıyorsun Şevkat, bizi bahane etme ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada ya? Siz ne yapıyorsunuz oğlum burada? Kötü bir niyetimiz yok Şevkat. Çekirdek yiyoruz. Ne yapıyoruz ya? Oğlum bir teker teker konuşun lan. Bir tane sözcü seçin, o konuşsun. Bu. Tamam, beni muhatap alabilirsin Şevkat. Ha. Tamam kardeş, siz gidebilirsiniz. Siz de alın abisi. Tamam gidin abi. Yürü abi. Sen misin lan sözcü? Benim. Benim Şevkat. Yeni yumurtalar gelmiş. Buranın hali ne lan? Buranın hali ne oğlum? Al lan o zaman. Tüstür şuraya. Çakal hep tek çekirdek kabuğu yapmışsın o zaman tabii ya. Kusura bak. Neyin var üstadım? Ne bu halin böyle? Yok bir şey Yılmaz'cığım, yok bir şey. Var var. Hadi anlat. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Bak doktor gelmiş Ayhan işte. Var doktor, var. Bir şey var. Çok hoşlandığım biri var. Eskiden beni gördüğünde gözlerinin içi gülerdi. Ama bugün gördü, yüzüme bile bakmadı. Çok üzüldüm. Keşke diyorum 20 yaş daha genç olsaydım. Derdin bu olsun be üstadım. Bundan kolay ne var? Bak yeni bir bakım kürü var. İnsanı 20 yaş gençleştiriyor. Yapma ya. Aynen. Bu yazacağım kremler seni dıştan yenileyecek. Yüzünde tek bir kırışıklık kalmayacak. Bak bu vitaminler de seni içten yenileyecek. Daha enerjik, daha genç hissedeceksin. Tabii bu yüzüne de yansıyacak. Yapma ya doktor. Aynen. Ama bunları zamanında ve düzenli kullanacaksın. Tabii. Bir ay sonra seni kimse tanımayacak. Doktor, şu dediklerin olsun var ya. Dile benden ne dilerse. Sen merak etme. Bak hepsi güzel olacak. İki adımlık yerde yüzüne hasret kaldım tezine. Hiç gelmez oldun.
halımı hatırımı sormaz oldun. E kaç gündür sosyal medyada yavru kediden tut pandaya kadar türlü ponçik paylaşımlarda bulundum. Ama senden bir dene bile layık alamadım kurban olduğum Erkan yüzünden değil mi? Hı hı. Evet doğru bildin. Tam 50 tane selfie paylaşmışsın. O yavru kedileri gördüm, pandaları da gördüm. Ama bir tane Erkan selfiesi paylaşsaydın benden bir like alabilirdin. Sonuçta takibe takip, like a like. Ya bu Erkan uğursuzun, yalancının, sahtekarın, ağzı bozun, önde gideni onun nesine layık? Herkesin kusurları vardır İsmail. Ben de mükemmel değilim, Erkan da mükemmel değil. Ama ben seversem kusurlarıyla severim. Ben kızsam da severim. Ama bu Erkan'ın sureti bile sahte ya. Sahte suretin selfiesi olur mu? Ya bu Erkan matematikteki boş küme bile değil. Bildiğin sıfır, kocaman bir sıfır hem de. Hangi sayıyı sıfıra bölersen böl, sonuç yoktur. Hiçtir sonuç. Anlamsızdır tamamen ya. Erkan sadece benim sıfıra bölünmüş halim. O yüzden sen de vazgeç bu sevdadan. Gel artık barışalım, her şey yoluna gitsin ya. Matematiği sevmiyorum tamam mı? Ama anlıyorum. Sıfır da bir sayıdır. Hem de gizemli bir sayıdır. Erkan da sıfır gibi. Ama senin eksi sıfır kadar değerin yok gözümde. Senin var olmayan bir sayı kadar değerin yok şu gönlümün gamlı matematiğinde. Beni Erkan'a bölüp hayatımı anlamsızlaştırma tezene. Bak vallahi seni Erkan'la çarparım gözümde sıfır olursun. Çünkü sıfırla çarpılan her sayı sıfır olarak kalmaya mahkumdur. Yeter! Ben şu an aşk hayatıma bir format atıyorum ya, tamam mı? Kayıtların hepsini buradan teker teker siliyorum. Sen aşkın flaş belleğinde taşınamayacak kadar değersiz, basit bir virüssün seni küçük aptal virüs. Seni küçük aptal virüs, ne yaptın sen be ya? Bünyeye yine virüsler kaçmış bakalım. İsmail bir problem var, hayırdır? Havuz problemi usta. Tezene resmen başıma havuz problemi kesildi. Ben çözmeye çalışıyorum, o beni boğmak için ayaklarımdan çekiyor. İsmail, ben biraz dolaşıp geleceğim, biraz işim var. Beni arayıp soran olursa cenazesi var, bugün hiç gelmez. Belki önümüzdeki bir hafta, 10 gün hiç uğramaz da, tamam mı? Hadi bakalım. Olur. Buyurun. Cuma burada mı? Yok, gitti gelmez. Senin üçkağıtçı ustan bunu tamir edecekti. Parayı da aldı ama tamir etmemiş. Hala oluk oluksuz sızdırıyor. Vah zavallı vah. Nesi var da bunun? Bir çaresi varsa biz bakarız. Sen bu kartı al, ustana ver. Buradaki arkadaşı arasın, hemen işlemlere başlasın. Ne kartı bu? Okuman yok mu oğlum? Okusana. Var da belki şimdi unutmuşumdur diye ben. Serdar Toksöz. Her türlü cenaze, levazımat, mezar, mermer işleriniz itinayla yapılır. Siz benim Cuma ustamı öldürmek arzusunda mısınız acaba ben? Sence bir sakıncası var mı he? İstersen bir kart da sana bırakayım. Yok ben almayayım, alana da mani olmayayım. Ben zaten doğarken ölmüşüm, ağlayanım bile olmamış. Zavallının tekiyim ben. Ustana da söyle, işlemlere hemen başlasın. Saat 2'de buradayım. Eş, dost, akraba kim varsa da helalleşsin. Anladın? Anladım. Şey soracaktım bir de ben. Adınızı bahşeder misiniz? Ustam sorar diye hani kim verdi bunları, kim sordu beni diye bir şey demem lazım mı? Hain ayı bu. Ayı tahir derler bana. Yakışır abime. Bu neydi la? Tamam bak. İkimiz biz beraber baş başa bir şeyler yapalım. Mesela sinemaya gidelim, tiyatroya gidelim, opera, baleye gidelim, mangala gidelim mesela. Ama ya bunları tadında yapalım yani, çok abartmadan. Ne abartması? Ben abartıyor muyum şimdi? Ya çok şey mi istiyorum ben? Yok, yok ya. Ben hani önlem olarak şey yapayım önceden yani. Bir, hani farzı misal yani. Asıl sen abartıyorsun. Ya flört dediğin şey birbirini seven iki insanın öyle birbirine kur yapması, böyle küçük romantik anlar yaşaması. Ya düşünsene ne kadar güzel olur. Günaydın. Günaydın Esin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Şevkat. Çok özledim seni aşkım. Ben de seni çok özledim sevgilim. İyi öyle bir sesini duyayım diye aramıştım. Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz. Hadi kapat. Olmaz. Sen kapat. Aa olmaz. Lütfen sen kapat. Ya olmaz, kapatamam ben sevgilim. Sen kapat. Ya kırma beni. Bak çok basit. Parmağınla ekrana dokunacaksın. Hadi kapat. Hayır, o parmağımı kırarım daha iyi. Sen kapat. Kızım bak gideceğim en sonunda balyozlu o baz istasyonu paramparça edeceğim. Toptan kapanacak ha. Kapat. Aman iyi be.
Bir kere de tatlı bitir şu konuşmayı. İyi tamam uzatma hadi. La la. Öküz! Esin bak gel biz direktman evlenelim ya. Ya bu flört olayının sonu nikah masasında değil de bence karakolda biter gibi görünüyor ya. Ya neden bu kadar direniyorsun anlamıyorum. Sen flörtten ne anlıyorsun? Biz başka şeyler mi konuşuyoruz? İşte flört. Yani işte yumurtlama döneminden önceki işte kuluçka evresi gibi bir şey ya. Yuh oha. Ya biz tavukla horoz muyuz Şevkat? İnsanız. Flört böyle birbirini seven iki insanın evlilikten önce birbirini tanıma sürecidir. Hatta biz seninle flört etmeye başladık bile. Sen her konuda kendi istediğin olsun istiyorsun. Yani biz seninle emanet olarak tamamız. Ama ben seni daha evlenecek kadar iyi tanımıyorum. Allah Allah arkadaş ne tanımakmış bu ay ya. Ben yıllardır bu mahallenin çocuğuyum. Çık istediğine sor yani Şevkat nasıl bir adam. Hatta git babana sor en önce yani o söylesin sana. Evet ya babama sorayım. Hatta babamı buraya çağıralım soralım. Flört nedir, neden yapılmalıdır ha? İster misin? Yok. Evet buyurun. Güle güle. Yine bekleriz hadi bakalım güle 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 güle. Ha Bahar, ah, iyi ki geldin kızım. Bir 5 dakika dükkana bakar mısın? Hayırdır, sen nereye? Şimdi ben Cevdetli'ye kadar gideceğim. Çabuk geleceğim. Çünkü bu sabah geldi dükkana. Ama müşteri var idi, pek alakadar olamadım. Azıcık kırıldı gibi geldi bana. Gideyim gönlünü alayım biraz. Hem de belki kahve içeriz. Tamam mı kızım? Hadi. Anne sallanma. Sallanma, anne. Sallanma. Tamam çocuğum, tamam. Şimdi bu ilaçların yan etkisi yok değil mi doktor? Sen hiç endişelenme. Bir ay bunları kullanacaksın. Sonra sana bakacağız. Eğer bir gelişme olmazsa hemen keseriz ilaçları. Önemli olan senin bu süreçte kendini rahat hissetmen. Aman doktorcuğum bak senden özellikle rica ediyorum. Bu durumdan kimsenin haberi olmayacak. Bak ben Esin'e bile söylemek istemiyorum. Aşk olsun. Sen merak etme. Benden asla sır çıkmaz. Eğer bizim Cevdet genç kalmak için ne taklalar atıyor diye bir dedikodu çıkarsa yandık doktor. Sen merak etme. Cigalı. Güzelin nerelerde be? Hiç o bu ortalarda göremiyorum. Fırtınalı hayat galiba onunkiler yine. Ustam. Ha. Benim küçük şirin ustam. Haydi inşallah. Allah mekanını cennet eylesin ustam. Yattığın yer nurlarla dolsun. Teşekkür ederim sağ ol. Allah razı olsun. Ben sana doyamadan sen bu dünyadan göçüp gidiyorsun ya. Alçak felek daha da alçalsın. Yerin 7 kat dibine girsin. Amin inşallah cümle cümlemizin. Sen benimle ilgili bir şey mi anlatıyorsun acaba? Aynen doğrudan seni ilgilendiriyor usta. Bu Ayı Tahir'in kombisini tamir edecekmişsin. Hı hı. O onu sökmüş, getirmiş dükkanın önüne koydu. Koymadı, agresifti biraz. Attı, kırdı, masayı kırdı. Bir de bana bu kartı verdi. Ustana ver, işlemleri yaptırsın. Ben 2'de geleceğim dedi. Ver bakalım şu kartı sen. Ne işlemiymiş bu? Her türlü cenaze, levazım, mezar, mermer işleri yapılır mı? Şaka mı? Ya Cuma Usta, buldun mu belanı? Yedin mi paparayı? Ayıptır söylemesi. 2'de gelip seni öldürecekmiş usta. 2'de? Öğlen 2 mi acaba? Oo ne alakası var be ya? Saçmalamayın şimdi ben kızın şopeni bitirmedim daha. Onu ben bitirince... Bitirene kadar bana bir şey yapmaz baba ya. Rahatınız. Şakadır bu ya. Vallahi usta ben katilin yalancısıyım. Bana ne dediyse birebir sana aktardım. Bir de eşinle, dostuyla, akrabalarınla mutlaka helalleşsin dedi. O konuda hassas galiba. Özellikle altına çizdi. Vallahi Cuma Usta, ben sana hakkımı helal ederim etmesine de. O Tahir ayısı öldüreceğim demişse mutlaka öldürürüm. Öldürürüm. Adamın ömrü bir kere bütün hapishanelerde geçmiş. Hapishanelerde? Bak, sadece bilinen 3 tane cinayet varmış ha. 3 tane cinayet diyor mu ya? Oho, bir sürü de bilinmeyen varmış. Şimdiden Allah rahmet eylesin sana, daha ne diyeyim ben? Yok, 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 yok. Canım anın sıkma ya. Biz burada kalır, şahitlik ederiz. Tabii. O Ayı Tahir seni öldürürse mutlaka hapse girer. Öldürürse hapse girerse ben cartlığa çektikten sonra acaba onu hapse atsalar ne olacak? Ormana salsalar ne olur be ya? Vay be, vay be. Ama hiçbirinize arka çıkmadınız. Yok demediniz. Yani biz senin arkanda dururuz, kurda kuşa seni yedirtmeyiz demediniz mi? Hiçbirini demediniz be ya. Ben demem. Çünkü bana yamuğum var.
Ne varsa eskilerde var yine, değil mi? Sual yani, eskiler beni tanır bilir. Bunlar daha mahalleye yeni geldiler, hiçbir şeyden haberi yok. Tın 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 bunlar be ya. Siz hiç merak etmeyin yani. Ben Tahir'den hiç korkum yok benim de. Sizin yani bu kasanıza çok içlendim ben. Ben hiç arka çıkmadınız bana. Hiç hücume gitti yani. Ya he he he. He 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 mi? He 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 mi? He he he! Göreceğiniz siz. Yemin ediyorum o ayı Tahir buraya geldiğinde onu eşit cennetine göndermeyen cumar cumar değildir. Göreceğiniz hepiniz. O zaman bakalım he 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 mi diyeceksiniz yoksa hey 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 diye yavru köpekler gibi hey diyecek misiniz bana? Göreceğiniz bunu. Bunu göreceğiniz hepiniz bunu göreceğiniz. Hiç merak etmeyin. Hepiniz bakın. Hepiniz göreceğiniz be ya. O ayı Tahir buraya geldiğinde göreceksiniz. Hepinizin gözünün önünde zımbalayacağım onu buraya. Hiç merak etmeyin. Aha buraya yazıyorum. Büyük büyük konuşuyorum yine ben be. Vapurdan korksaydık denize girmezdik biz. Allah Allah. Ben herhalde korksam katilin kombisini yapmazdım. Hey, o ayı Tahir'se ben de panda Cuma'yım. Sen ne yapıyorsun bakalım orada? Helal sana Cuma Usta. İnterneti yükledim, hit olur bu. Mevzu neydi, başlık ne atayım? Ne yaptın sen beni? Bu ahvalimi direkt sosyal medyaya mı koydun? Ah be oğlum, sen ne yapıyorsun be ya? Şimdi ayı Tahir duyunca böyle kırılmasın kalbi falan. Acaba şey diyorum, biz kendi aramızda para toplayıp sıfır bir şov ben mi alsak buna ha? Vallahi boşuna kan çıkmasın yani. Alalım mı? Ben para vermem vallahi. Alalım mı? Ben bir geçmiş olsun demeye geldim. Galiba sık sık ev yapma huyum varmış. Ben de bir ev hediyesi getirdim. Ona huy değil de görünmez kaza diyelim. Ben o evin içinde ölebilirdim de çok tatsız bir şaka. Bu onu alır mısın lütfen? Ay yok yok, yanlış anladın ya. Yani inan dalga geçmek gibi bir niyetim yoktur. Ya benim de geçmişte var böyle yakmakla ilgili vukuatım da. Tabii ben ev yakmadım. Ya Boğaz'da bir restoranta gitmiştik. Hatırlıyor musun Şevkat ya? Böyle alevli bir meyve gelmişti masaya, ben de onu devirmiştim. Kayık sefasından sonra gitmiştik o restoranta. Neyse, daha fazla uzatmayayım ben. Dediğim gibi bir geçmiş olsun demeye geldim. Oldu, görüşürüz. Seval, bunu alır mısın lütfen? Unuttum. Benim ihtiyacım yok. Peki. Vay be, neler duyuyorum. Bu flört sadece bana yok herhalde. Ya bu Seval galiba hadiseyi yeniden hatırlamak istediği gibi kazmış kafasına. Bu kayık sefası dediği şey, şimdi ben bir gün balığa çık dedim kayıkla. Baktım bu da geliyor ileriden, elinde olta. Geldi bindi. Ondan sonra bir süre sonra dedi ki ben sıkıştım. Mecbur yanaştık, bir tane orada balık restoranı vardı. O restoranın oraya yanaştık. Bu işte lavaboya girdi falan. Ben de o sırada işte restoranın sahibiyle muhabbet ediyordum falan. Bu palamut mevsimiydi, tamam mı? Palamut mevsimi. Ben de bir torik tutmuşum bu kadar. Restoran sahibi dedi ki, abi dedi bu dedi toriyi bana satar mısın dedi. Ben dedim kardeş ben satmam. Ama dedim pişirirsen beraber yeriz falan. Neyse yedik falan. Adam sonradan jest olsun diye bir böyle yanar dönerli meyve getirdiydi. Bu sakar da çarptı ona, devirdi. Masanın örtüyü falan yaktı dedi. Ona anlatıyor şey diye yani. Bu. Bu. Vallahi bütün detayları aklında daha dün gibi. Hiç unutmamışsın. Ama o torik hatırlanır yani. Vallahi acayip lezzetliydi. Çok da güzel pişirmişlerdi. Şimdi toriyi ye, hakkını yeme. O zaman biz de balığa çıkalım Şevkat. En yakın zamanda yaratıcı flört tekliflerini bekliyorum. Dön bak. Dön bak. Dön bak kız. Dönüp bakmadı bile. O kadar mı ya? Dur oğlum sen de ya. Hadi oğlum in aşağı. Ha Niko. Evet abi, senin araba gezisi. Benim arabam lan Niko. Başka kimin arabası var? Ne yapayım? Evet. Tamam kaçta dersin. Tamam abisi, dükkandan alırım seni. Allah Allah laf ya. Tamam kaçta diyorsan artık oğlum. Ya tamam Niko, Allah'ını seversin ya. Araba gezisi konuşacağız, ne yapalım? Ben kime dökeyim içimi yani? Tamam hadi konuşuruz. Hadi. Bahar. Efendim anne. Oturur musun anneciğim? Seninle bir şey paylaşmak istiyorum. Ne oldu? Şimdi Bahar. Cevdet Bey'in çok ciddi bir hastalığı var galiba.
ama hiç kimseye söyleyemiyor. Hatta kızına bile söyleyemiyormuş. Ay, sen niye bu kadar üzüyorsun ki kendini yani? Belki de o kadar kötü bir şey yoktur. Önce bir aslını öğrenelim değil mi? Sakın. Sakın kızım lütfen. Hiç kimseye söylemememiz lazım. Hiç kimseye. Bu bir sır. Ne yapacaksın peki? Bundan sonra hep Cevdet Bey'in yanında olacağım. Ona güç vereceğim, enerji vereceğim. Hayatta kalmasını sağlayacağım. Onun kendisini bırakmasına asla izin vermeyeceğim. Sen bu haline ancak Cevdet Bey'in karşısına ağlarsın. Önce bir kendini topla ya. Olur. Sen ne biçim konuşuyorsun annenle bağıra bağıra? Ağzını topla. Oh, vay be. Koltukta rahatmış. Yani bir haftanın da olsa şirketin patronu olmak benim de hakkım. Değil mi? Bari ofisi değiştirmeseydin Mora. Babana pişman ettireceksin holdingi sana emanet ettiğine. Yani pek de emanet etti sayılmaz. Bana sadece holdingin başında dur, bir yere kaybolma dedi. Ben doğal olarak hemen yerine geçtim. Şimdi çok merak ediyorum da kim karışacak bana? Hoş geldin hayatım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, çok naziksin. Nasıl buldun? Bak sen, küçük bey patron koltuğuna yayılmış. Aynen öyle güzelim. Popomu alıştırıyorum. Otur hayatım, sen de alıştır. Ben artık iyi alışkanlıklar edinmeye karar verdim. Sen de alışsan iyi edersin hayatım. Yakında bu şirket benim olacak. Babasının arabasıyla kızları gezdiren ergenler gibisin Mora. Hiç büyümeyeceksin. Sen öyle sen güzelim. Yakında bu holdingin patronu ben olacağım. Ne yapıyoruz? Ne içersiniz? Ah Cevdet Beyciğim, çok özür dilerim. Bu sabah sizinle yeteri kadar alakadar olamadım ama malum müşterimiz var idi. Ama size kendi ellerimle börekler açtım. Mis gibi de kokuyor. Ben şuradan iki çay alayım hemen. Ah be Cevdet Bey, bugün ne kadar gençsiniz, ne kadar enerjik ve hatta ne kadar şentçisiniz. Sanki adeta yeniden doğmuş gibisiniz, parıl parıl parlıyorsunuz. Yapmayın ya, öyle mi görünüyorum? Evet. Allah Allah, bu yaşlar bu kadar mı etkisini çabuk gösterir ya? Ya Niko, bu Esin galiba beni sürtüşe aldı la. Pat diye flört edeceğiz dedi. Senin hiç başına geldi mi böyle bir şey? Flört mü? Tabii ki geldi oğlum. Lan yok, flört değil. Yani böyle açık bir istek. Yani flört dediğin böyle kendi doğal sürecinde gelişen bir olay benim bildiğim kadarıyla. Hani böyle halı saha maçı alır gibi flört yapmak olur mu ya? Sevkat, her yiğidin bir yoğurt yiyisi varsa ayvayı yiyisi de vardır. Ayvayı yedin diyorsun ya ha? Bana da öyle geliyor vallahi. Flört çok güzel bir şeydir oğlum. Böyle naif dokunuşlar falan. Yani peşin karar verme. Ha yok. Yani tabii ben de isterim yani öyle bir şey. Kim istemez? Zaten şu hayatta kaç kere aşık oluyor insan? Hani keyfini çıkartmak lazım. Da yani Esin öyle pat diye bir anda söyleyince... ...yani bir de öyle tatlı dille falan da söylemedi. Bayağı emrivaki yaptı yani. Şimdi öyle olunca da ben de biraz gırlandım. Hani acaba... Gerçekten içinden gelerek mi istiyor bunu yoksa şimdi hani Seval aniden ortaya çıktı diye hani ona bir böyle kontra atak gibi hani bir yakın markaj gibi bir durumlar mı var acaba? Ya Sevkat, ben sana söyleyeyim. İkisi de var. Hatta daha da fazlası var. Çüş, öyleyim o zaman ben. Oğlum, sen kadınları hiç tanımamışsın. Onlar her şeyi aynı anda düşünüp aynı anda uygulayabilirler. Evet, gönülden de istemiş olabilir. Seni markaja almış olabilir. Üstüne bir imtihan yapmış olabilir. Her şey olabilir. İmtihan mı? Delikanlının flörtle imtihan ha? Aynen öyle. Sınava filmi gibi oldu la. Delikanlının flörtten imtihanı. Evet, büyük. Tövbe de la. La tövbe de bir herhalde ağzından bir hayırlı bir şey çıksın la. Ben doğru söyler doğru konuşurum. İyi, rahatla o zaman. Bora, bu sefer ne planlıyorsun? Bana böyle belalı, hatta mümkünse psikopat adamlar bul. Mahallenin hak ettiğini yaşamasının sırası geldi. Bundan sonra baba korkusu olmayan Bora'yı görsünler. Sen rahat ol hayatım. Tamamdır, o iş bende.
Miçola. Sen kızlarla nasıl flört ediyorsun? Oo, o iş bende ustaya bak şimdi. Mutlaka Manete'yi sosyal medyanın dört bir kesisinden takip ediyorsun, tamam mı? Tweet mi attı? Sen hemen yapıştıracaksın mention'ı retweet'i. Manete Face'e durum mu güncelledi? İlk sen beğeneceksin. Insta'da foto mu paylaştı? Sen tık diye parlatacaksın o kalbi ekranda. Ha bu mu ya? Budur işte flörtün aslısı. Başka da yolu yok zaten. Vay anasını ya. Arkadaş nasıl enteresan antin guntin bir nesil geliyor alttan, ben anlamış değilim ya. Peki yani sen kızı hep sosyal medya üzerinden mi görüyorsun ya? Hiç yüz yüze görüşmüyorsunuz mu? Sosyal medyadan her dakika görüyorum zaten. Hani bağlantış kopmuyor ki usta. Hayır anlamadım. Görüşüp ne yapacağım yani? Çay falan mı içeceğim? Ya acaba sen sosyal medya üzerinden kızla mı ilişki kuruyorsun yoksa kız üzerinden sosyal medyayla mı ilişki kuruyorsun? O tarafını boş ver ya. İki havalı laf şak gitsin usta. Ulan Angut, peki siz ileride ne yapacaksınız? Mitoz mu bölüneceksiniz? Ha? Sporla mı çoğalacaksınız? Bir yakın temas olmaz mı? Bir fiziksel, bir göz göze, yan yana. Nizami şarj bile yok lan. Nasıl ilişki bu? Acı yok usta, acı beyinde. Aşk da öyle. Yeni nesil artık böyle. Sen de kıllar kalıyıp olmadan alış artık bize yani. Barışma lan. Delikanlı adam eşeğiyle ürer. Hayır ben anlamadım. Sporla nasıl üreyebiliriz ki yani? Aklım basmıyor. Aklın mı basmıyor? Senin o mucizevi, her şeye eren aklın buna basmıyor mu bir çocuğum? Çıkarttın telefonu. Çıkart telefonu. Gir internete bak sporla üreme neymiş. Sana ödev veriyorum. Kontrol edeceğim. Marika Hanım, dükkanınız pek boş kaldı bugün. Gelen giden olmaz mı? Boş verin canım. Bugün de öyle oluversin. Kaldı ki boş değil. Bahar'ı bıraktım. Evet. Celil teyze, bir şeyiniz mi var? İyi misiniz? Yok canım. Sıcak bastı birden. Pencereyi açın da biraz oksijen gelsin. Açın açın, çok iyi gelir oksijen. Oksijen çok iyidir, her derde devadır. Bilir misiniz, ben bir yerde okumuştum. Oksijenle tedavi edilemeyen hiçbir hastalık yok imiş. Çok haklısınız. Oksijen şart. Şart. Sen, siz oturun dinleyin. Bir şey söyleyeyim. Evet. Oo, haşin erkek. Nasıl Şevkat? Duyduğumuza göre Esin seni imtihana çekmiş. İşin zor vallahi. Sen niye espri yapıyorsun ki bu IQ'yla? Çok komik. Sana da aferin yani Niko. Ağzında bakla ıslanmıyor ama maşallah. Şevkat'cığım kestirmeden nikaha basacaktın. Ondan sonra Esin seni flört basamağına yuvarladı. Yani matematikteki birler basamağı hesabı. Karnede verecek mi acaba? Hani böyle el ele tutuşmak iyi, tatlı konuşmak geçer. Atla nikah basmak pek iyi. Öfke kontrolü sana gözü gibi sıfır. Şu havucu senin burnundan sokarım, genzine erişir. Ondan sonra görürsün sen öfke kontrolü nasıl olurmuş. Şevkat şöyle yapalım, sen bir papatya al. Böyle seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor diye takılırsın kafana göre. Aa, sevgili ata ağzı tellak, lütfen yani. Senin dediğin birazcık platonik aşk evresi. Anlatabiliyor muyum? Yani flört artı birse platonik aşk evresi eksi bir yani. Gömdün burada çocuğu ya, lütfen yani. Orsan kardeş, bunlara bir daha çay verme la. Bunlar cezalı. Şey, Niko'ya da vermesen, bana da ceza kessen. Bunlar zaten hiçbiri çay parası vermiyor ya. Bari zarardan kâr edeyim. Ayıp oğlum ya. Yarıldı mı lan? Madem, geç olmadan bir dükkana baksaydınız. Yok canım. Evet, çayınız var mı? Yok içmeyiz. Çay söyleseydim. Hay Allah. Ne alacaktım ben, nereye gidecektim? Bir alışveriş işi vardı, birisine ne götürecektim ben? Devlet teyze. Bir... Deminden beri beni sepetlemek istediğinizin farkındayım. Ama biliyor musunuz, ben her şeyi biliyorum. Amansız bir hastalığınızın olduğunu biliyorum. Ama neden böyle yaptınız? Neden bana söylemediniz? Hani biz hayatı paylaşacak idik, ha? Birlikte mücadele edecek idik. Madam, ne diyorsunuz siz? Ne amansız hastalığı? Ben hasta falan değilim ki. Ama ben sizi doktorunuzla konuşurken duydum. Doktorumla konuştuklarımı duydunuz. Doktorum.
Madem, doktorumun bana tavsiye ettikleri vitamin hapları. Öyle zannettiğiniz gibi ben öyle yaşlanıp hemen gidicilerden değilim. Gençlik hapları alıyorum ve daha çok uzun yıllar sağlıklı ve dinç yaşamak istiyorum. Ama Cevdet Bey, sizin böyle şeylere ihtiyacınız yok ki. Zaten gençsiniz. Biliyor musunuz? Beni çok korkuttunuz. Yani inanın, yüreğim ağzıma geldi. Ama şimdi çok mutluyum. Hiçbir şeyiniz yokmuş Şesas'ın. Eşiniz tıkanıma gidebilirim. Buyurun. Teşekkür ederim. Şehri abla, çarşamba günü kadınlar günü. Bekliyorum. Çek Zekeriya abi, çek. Evet, poşet şeyler hazır. Hadi bakalım. O sen bizi kahveden sallarsa, biz de sallama çayı içeriz. Evet, biz de sallama çayı içeriz. Lan oğlum! Niko, Üzeyir, bak aklıma ne geldi. Totem yapalım vallahi bak. Esin de Şevkat'i böyle ya sallasın. Geldim. Aa, bak doğru söylüyor ha. Biz üçümüz totem yapalım bak. Elem tere fiş, flörtlere şiş, Esin Şevkat'i hacamat etsin. Bak. Esin, Şevkat arıyor. Efendim Şevkat. Neredesin? Havuzdayım. Ama sen böyle zırt pırt dükkanı boşlayıp havuzlarda takılırsan yakında topu atarsın, ben sana diyeyim. Yahu ben esnaf mıyım? Sanatçıyım. Her an orada olmama gerek yok. Ayrıca yeni sergim için biraz dinlenmem, kafamı boşaltmam lazım. Sen de gelsene. Yok, benim müşteriye mal götürmem lazım da şimdi bir arabada sorun çıktı, onunla uğraşıyorum. Bana bak, akşam bir plan yapma da beraber baş başa takılalım. Randevu mu yoksa? Flört istedin ya kızım. Ha, başlıyoruz işte. Hadi akşam görüşürüz canım. Öptüm. Tamam, görüşürüz. Allah Allah. Randevu istiyor Şevkat akşam için. Kesin bir sürpriz hazırlıyor. Ne planlıyor acaba? Bence hiç planı yok. Yani şimdi akşama bağladı, şimdi düşünecek o. Maça götürmez değil mi? Maçını götürmez. Yani götürmez herhalde. Çok merak ediyorum. Bir kere ayvalık tostu yapıp getirme bana. Ondan sonra acaba bunu tamir edebilir misin? Yaparım be. Evime mi yapışacak? Nasıl olsa. Elime yapıştı. Of. Ne yaptın sen Cuma Aslı ablan seversen be ya? Allah Allah. Neresinde kaç ay var acaba? Cuma Aslı ne yapıyorsun sen? Önce fişecek. Önce fişecek be ya. Fişi de çekemedim be. Fişecek. Sen Cuma Aslı. Önce fişecek. Önce fişecek. Önce fişecek. Önce fişecek. Sonra fişecek. Bırak, çek, burada kalsın. Ondan sonra geldiğinde tekrar... Çekip bırakacaktım. Cuma! Nerede lan Cuma? Dükkandadır, ben getireyim mi? Bak lan işine. Hayır, hayır Tahir. Ay panik yapma. Ay Tahir. Ay Tahir, geldiğinde sakin ol. İç. Panik yapma, sakin ol. Çok acıktayım be. Deme kuşum, deme kuşum. Ettin mi lan son duanı? He? Hazırladın mı cenaze işlemini? Ayarladım. Cenaze işi ayarlayamadım. Sizi verdiğiniz kartı arıyorum. Sürekli meşgul çalıyor. Hiç geri dönüş olmadı. Yani ben de hazırlıksız yakalandım. Sizin hemen geleceğini sanmıyordum. Yalnız bir dakika rica ediyorum. Çünkü şu tost makinesini benim yapıp halletmem lazım. Sözüm var. Hiçbir yere gidemem. Önce öldüremezsiniz. Siz biraz dolaşıp gelin. Hava alıp bir bünyeniz rahatlasın. Ondan sonra gelin. Lütfen Tahir Beyciğim. Şu anda meşgulüm yani. Lan var ya. Seni boğarak öldüreceğim, boğarak! Bu kadar sık boğaz etmeniz bence biraz saçma geliyor. Ama alt tarafı bir cinayet işleyeceğiz. Bu kadar verilerine gerek var. Ağırlığa sıkıyorum ama ya! Kes lan!
Seyir esnasında şoförle, cinayet esnasında da katille konuşulmaz, bilmiyor musun? Yok, bize hiç öyle bir bilgi gelmedi. Haberimiz yok yani. Bilse ki öyle uygulardık ama lütfen ben vaziyetimi açıklamak istiyorum o zaman. Şu arkanızda duran hemen arkasındaki televizyonu veriyorum. Şu ütüyü veriyorum. Ayrıca bir mini buzdolabı veriyorum. Ben içine koyarsanız artık onun içine lütfen. Şopin değilim. Hatta der şop, ben sizi öğrenirim efendim. Kes lan! Şu toz makinesini var ya, seni kavara şapka yapacağım. Beynini var ya, seni taze kaşar gibi eriteceğim. Rakime! 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 Tak işi, bitir işi diye boşuna dememişler. Tahir Bey! Ne oldu lan ha? Ayı Tahir. Yedim mi lan seni ha? Ayı! Sesler kesildi. Lan, öldürdü mü Cuma'yı yoksa? Yıprattı seni. Çok konuşma oğlum. Şevkat, sana bir manim var lan. Bak dinle. Aşk dağından at beni, flört ovasında tut beni. Aman ne kadar komik ya. Kazım, seni o hamamın penceresinden atarım. Üstüne de göbek taşını atarım. Hiç de tutmam. Şevkat, bu flört meselesi seni çok bozdu, çok değiştirdi. Açıkçası biz arkadaşımızı geri isteriz. Oğlum ne var ki bunda? Alt tarafa bir yemek yiyeceğiz lan. Peki kardeşim, sorma sahip, nereye götüreceksin kızı? Evet. Ama ne bileyim, balık lokantası olur, ocakbaşı olur. Hani mangala mı götürsem acaba diyorum ama şimdi orada da ateş, duman falan çok mu meşakkatli olur? Bozar mı yani ortam, bilemedim. Şevkat, ne demek bozmadım? Tabii ki bozmadım. Oğlum, kız daha yangından yeni kurtuldu. Onu alıp mangala ormana götüreceksin, sonra yangın çıkacak. Bu sefer kayısı bir değil, pir kopacak. Bir daha kendine gelemez. Aman ne kadar komik ya. Oğlum, kızın aklı gitti, akıl hastanesine düştü. Evi yakıyordu, orada da canı gidiyordu. Siz de burada makarası yapıyorsunuz. Aferin size ya. Sana da aferin Niko. Derviş Niko. Erdemine sağlık Niko. Şapşal derviş. Şapşal derviş. Bu şapşal derviş der ki, değil, benden daha şapşalları var. İki, üstelik bu mahallenin sınırları içinde yaşar. Üç, şu anda karşında oturur. Dört diyor, ocak başına götürecekmiş. E ne olmuş ya? Ne olmuş? Ne yapacaksın? Esine maç muhabbeti mi yapacaksın? Zaten bir kere fire verdin bu konuda. Her şeyi kendi ellerine yapacaksın Şevkat. Ne yapayım Niko? Kızı eve götürüp yumurta mı kırayım ha? Nenemem mi yapayım? Ne yapayım ya? Kesinlikle hayır. Formül bende. Takip et beni. Ya Üzeyir, bu organizasyonu Niko yaparsa var ya, bu işin sonu kesin kötü biter ha. Sevgili ata ağzı tellak, kesin öyle. Bunlar akşama ayrıl. Mekisini bize bırak. Yemekleri biz pişiririz. O konuda emin ol. İyi ama Marika abla, Niko kendin pişir dedi. Sen de söylemeyi verirsin. Esin'in bilmesi şarttır. Yok, hayatta olmaz. O, ben yalan söyleyemem ya. Ya oğlum, bak sen bilmezsin kadınları. Beyaz yalan baldan tatlıdır. Üstelik de kadınlar bundan hoşlanır. Ama bir saat ile yemekler çok lezzetli olmalı. Ya bilemedim ki. Maraz çıkmasın şimdi. Ha, bu Esin de çok eserekli kız ya. Ah, flörtü sen bana soracaksın. Flört bizim gençliğimiz idi, hayatımız idi. Bak bana, hiç olmadım. Hala çiçek gibidir hayatım. Mamma. Ne oldu lan Niko? Ele aleme gelince felsefede kül bırakmıyorsun. Onu kendi anan olunca ne oldu? Ne oldu o dünyayı kurtaran cümlelerine? Boğazına mı kaçtı? Şöyle, şöyle, şöyle. Mama! Mama! Azmat istiyoruz. Zaten bir biz erişemedik o fotosentez aşamasına. Dört nala yardırıyoruz, gidiyoruz bak. Mama! Koy, 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 koy.
3-4 tane de domates ver. Ama Kıvızcık, bana bak. Sakın böyle çarık çürük kakalama bana. Ama ayıp oluyor Marika abla. Ben sana ne zaman çarık çürük kakaladım ya? Çarık çürük oldu mu ben sevgili at ağzı tellağı veriyorum. O yiyor ya. Neyse. Şimdi havuç ver 3-4 tane. Güzel. Ondan sonra ne? Ha, patlıcan ver. Patlıcan. Bana bak. Organik mi? Ay yok. Vallahi organik değil. Biz bunu mumdan imal ediyoruz süs için. Böyle ısırınca, dişleyince kafa yapıyor. Hande Kırmızıcık. Bırak şimdi zevzekliği. Koy şunlara isim var. Hadi. Dereotu da ver hemen orada. Koy. Tamam. Kolay gelsin Marika ablaya. Hayırdır? Misafir mi gelecek? Yok canım. Ne alakası vardır? İmi alıyorum. Marika abla. Yumurtaları getirdim. Aferin çocuğum, aferin. Ne? Yarın. Haydi bak. Haydi bay bay. Zira bak seni. Neyin telaşı bu ya? Ha, Şevkat el yemeğiyle flörte girir de onun telaşı. O neymiş ya? Ya bu Esin var ya, akşam Şevkat'e yemeğe gidecekmiş. İşte mahalleli el altından yardım edir. Ya? Hı, iyiymiş. Madem herkes destek oluyor, ben de biraz köstek olayım değil mi? Maksat evrenin dengesi bozmamak lazım. Hayırdır? Cenaze evindeyiz ya. Çizimiz çıkmıyor. Ne konuşalım? Yani şimdi havadan sudan konuşsak, ben su diyeceğim, sen hava diyeceksin. Yine tartışma çıkacak. Bir kere o sensin, ben değilim. Ben senin gibi çalışmacı birisi değilim ki ya. Ben munis bir adamım. Allah Allah. Bak, buna da itiraz ettin işte. Ben de akşam yemeğinde tadımız tuzumuz kaçmasın diye susuyorum. Ne tadı ya? Bizim bu akşam yemeğimizde ne tadımız var ne de tuzumuz anne. Ya yeter ya. Ya Allah aşkına şu beter can sıkıntısına razı olmayalım artık. Başka bir hayat, başka bir dünya, başka bir aile mümkün. Allah biz de öyle diyoruz tezene. Hani sen evlenip gidersen başka bir dünya, başka bir aile otomatikman mümkün. Ha çok güzel, çok güzel ya. İkiniz bir oldunuz bana karşı. Peki ya, tabii ben depresyondayım diye oluyor bunlar değil mi? Ben depresyondayım diye bütün dünyanın yükünü, suçunu benim üstüme yükleyin. Otur tezene, otur. Bu masadan kalkıp gitmesi gereken, hatta bu evden gitmesi gereken kişi aslında benim. Ama vicdanım razı olmuyor çünkü bensiz yapamazsınız. Yok ya. Ulan alır ceketimi giderim lan. Alır ceketimi giderim. Sonra görürsünüz kim kimsesiz yapamıyormuş. Allah'ım üçümüz de buradan gitmek istiyoruz ama kukumav kuşu gibi burada oturuyoruz ya. Ne kadar sıkıcı bir hayat ya Rabbim. Kapı çaldı. Ay, kafamız çaldı. Kapı çaldı. Kim geldi acaba? Kim kurtaracak bizi? Çocuklardır onlar. Kapı zihne basıp kaçmıştır. Aç kızım aç. Belki Erkan gelmiştir. Aç. Erkan, biz de şimdi senden bahsettik. Aslında hiç bu şekilde gelmek istemezdim ama mecbur kaldım. Çünkü yüzüme hiç bakmıyorum tezene. Hayallerimle oynama, sen Erkan'sın. Büyük düşün. Uy, haçan da Fındık. Ay, kimler gelmiş kimler. Hoş geldin Erkan. Hadi hoş bakalım. Hoş geldin canım benim. Hoş bulduk. Ya. Hoş bulduk. Ne demek? Oğlum öyle şey. Verin kendinize. Hadi buyurun. Allah razı olsun. Sağ olun. Bunları mutfağa götür. Herhalde mama, herhalde. Mutfağa koku silsin. Esin burada yapıldığını sansın. Ya Marika abla vallahi iş yapıyorsun ya. Yani kız şimdi tarifini marifini sorsa rezil olacağız ha. Hadi şimdi şeye bak. Aşçı sırrıdır dersin, meslek sırrıdır dersin. Söylemezsin. Biliyor musun Şevkat? Hiç beyaz yalan söylemeyi bilmiyorsun. Şevkat, su burada. Ne oluyor lan? Koydun mu kafana? Ne yapıyorsun lan? Dur. Bekle Şevkat. Güzel, çok güzel. Oğlum ne yapıyorsun ya? Şahtık şahbaz olduk. Ne bu? Ne moda oğlum? Şimdi böyle cool aşçılar devaçta. Her şey ayrıntıda gizli. Yemeğin tuzu ve biberi gibi. Ha, hatta tuzu böyle şaman geleneği gibi bırakırsan fenomen bile olursun. Ya iyice hokkabazlık yaptıracağım bana. Ya bırak Allah'ını seversen. Hayır, çıkarma. Çıkarma. Çok yakıştı. İnan bana çok. Aa, ama biraz Marika ablanın sözünü dinle çocuğum. Mama, hadi biz yalanalım Mesin gelmedi. Aa,
Sahi, Esin nerede kaldı? Ana, ben ona haber vermeyi unuttum ya. Ah be, ah be Sefkat. Hiç bu kadar önemli bir şey unutulur. Ne yapayım abla, akıl mı bırakıyorsunuz insanda ya? Tamam, hadi oldu, siz gidin o zaman. Tamam, hadi. Hadi gidelim, hadi. Gökteki yıldızları da pay edelim kızları. Gökteki yıldızları da pay edelim kızları. Al diller güzelleri, geldi yaramazları da geldi yaramazları. Al diller güzelleri, geldi yaramazları da geldi yaramazları. Gökte uçan kuşlara da arkadaş olamadım. Gökte uçan kuşlara da arkadaş olamadım. Uçan kuş yuva yaptı, kuş kadar olamadım da kuş kadar olamadım. Uçan kuş yuva yaptı, kuş kadar olamadım. Ay kuş kadar olamadım oy. Ay bravo. Aferin Erkan be. Vallahi içimiz ısındı be. Oh. Ah Erkancığım. Yani iyi ki geldin. Sen geldin, eve neşe geldi. Hah, ben bize bir kahve yapayım şimdi. Şimdi de ellerinize sağlık. Gel kızım, gel. Niye ya? Gel sen, gel. Hadi beraber yapalım. Geç, geç. Geç. Bana bak, otur şöyle, şurada otur. Otur. Erkan senin bana yardım ettiğini zannetsin, seni ev kızı sansın. Belki sana talip olur da evlenir gidersin. İyi de Erkan zaten bana talip. Ben iyi çamaşır yıkadığım için, iyi temizlik yaptığım için sevmiyor ki o beni. O benim kara kaşıma, kara gözüme, o benim güzelliğime ve en önemlisi karakterime aşık. Sen şimdi anneni dinle. Karakter kalıcı, güzellik maalesef geçicidir. Anladın mı? Şimdi sen orada öyle otur ya da bana yardım et. Erkan seni ev kızı zannetsin. Anladın mı? Merhaba. Bu senin başındaki ne ya? Bu moda gibi bir şey ya. Çok da şey yapmamak lazım. Sen şimdi burada bir dakika bekle. Ben içeride bir şey yapacağım. Tamam mı? Ama burada bekle, tamam mı? Bak içeri bakmak yok ha. Ne oldu, sürpriz mi var? Yorum yok. Yorum yok. Ama bak burada bekle, bakma, tamam mı içeri? Tamam. Tamam. Senin gözüne bağlamam lazım. E peki. Görüyor musun? Bu kaç? Ya görmüyorum. Tamam. Gel, dikkatli ol. Basamaklar. Bak düşerim ha. Tamam, tutuyorum, aşk olsun. Gel. Yürüyeyim mi? Hiç güvenmiyorum şu an sana. Kat. Açıyorum. Aç. Ben hiç beklemezdim senden böyle bir şey. Ya aşk olsun ya. Flört senin git. De hakkın ya. Değil mi? Ya Şevkat çok teşekkür ederim. Sen bir tanesin. Çok zarifsin. Çok romantiksin. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bir keman eksik. Ya işte onu... Nasıl akıl edememişler, nasıl işte akıl edemediysek, ben yani düşünemediysem artık kusura bakma onun için de. Telafi ederiz inşallah.
aldınız. Evet. Bizim işte neydi adı? Veysel. Veysel'le... Serkan. Veysel'le Serkan işte böyle bir dedik bir sürpriz yapalım. Buyurun oturun çocuklar şey yapmayın. Böyle gençler Miço abi sofrayı musallat olmayın dedi. Ya öyle mi dedi Miço abi? Ben bilmiyormuşum galiba bu sürprizi. Vallahi yerin kulağı var derler ama bizim mahallede maşallah her yere sensör döşemişler. Tamam o zaman gençler. Ayağınıza sağlık. Ben sizi geçireyim. Gelin. Buyurun. Esin, ya bir 100 liram var mı çocuklara vereyim ya? Siz yakalandı mı? Ondan şey yaptım. Başlayalım mı? Ne dersin? Getireyim mi çorbayı? Olur. Ne çorbası? Bu benim spesiyel çorbam. O yüzden adını koymadım henüz. Sen beğenirsen adını sen koyarsın. Spesiyel çorba. Ben bu evde makarna ve yumurtadan başka bir şey pişmiyor sanıyordum. Yok onlar rutin. Şefkat rutini. Bu Esin spesiyali. Getireyim ben. Esin'den mesaj geldi. Gel, gel, gel. Dur, dur, geliyorum. Romantik bir yemekteyim. Kemam bile var. Büyük sürpriz. İyi, büyük sürpriz. Neredeler peki? Şimdi sormayalım, rahatsız etmeyelim. Yarın sorarız ha. Vay vay vay, keman ha. Şefkat'e bak sen ya. Bir suyu getiremedi. Bahar, haydi kızım. Şefkat arıyor. Efendim Şefkat. Hani abla, çorbayı bulamıyorum. Ne? Aa, nasıl çorbayı mı unutmuşuz? Acaba burada mı bıraktım? Dur şimdi ben bakıyorum. Bir bakayım. Eyvah, Şefkat. Burada unutmuşuz re. Ben şimdi hemen Niko'yla yolluyorum sana onu. Ha dur, dur, dur. Kapıdan getirmesin. Mutfak penceresinden sepet sarkıtacağım oradan versin. Tamam, tamam çocuğum. Hadi, hadi getir, geliyor. Pencereden götüreceksin ha. Anladık baba, tamam. İçeri gireyim deme sakın. Pencereden unutma, içeri dalma. Hadi, Ela. Ah nasıl oldu? Bak bu kız geldi mi? Yardım ihtiyacın var mı? Yok yok, bu çorba şey olduğu için, özel bir çorba olduğu için bunu tahta kaşıkla karıştırmak gerekiyor. O yüzden tahta kaşığı yıkıyorum ben şimdi. Böyle iyice yıkayayım da. Şöyle karıştırayım da iyice. Şefkat. Şefkat. Ah geldim mi? Dur sepet sarkıtıyorum dur. Tamam hadi. Ne yapıyorsun? Tamam lan kusura bakma. Dikkatli koy dökme çorbayı. Usul usul. Hadi tamam. Tamam. Hadi sağ olasın. Hadi nerede kaldı bu çorbalar? Acıktım ben. Geldi geldi. Geldi bu özel çorba olduğu için hemen geldi. Şimdi bu spesiyel olduğu için bunu ağır ağır karıştırmak gerekiyor. Ha lezzetini bozulacağından değil, lezzeti bozulmaz. Fakat kıvamı şey yaparsa böyle damaktaki o... şey olmaz yani. Çok merak ettim ya. Yayla çorbası bu. Yo, o halk arasındaki kullanımı. Halk yayla çorbası der ama hangi yaylanın çorbası olduğu tabii çok değişkenlik gösterir. Bu misal Kastamonu yaylalarından, Kastamonu yöresinin yayla çorbası. Bunun içindeki pirinci mesela çok kritik.
Öyle mi? Ben Kastamonu'nun sarımsağı meşhur sanıyordum ama. Yok, doğru. Yani Taşköprü'nün sarımsağı meşhurdur ama bunda da Tosya pirinci olur. Bu böyle nane ile pişirdiğin zaman muazzam bir okaliptüs tadı ortaya çıkar. Yani bunu koala'ya versen içer. Nasıl? Hayatımda içtiğim en ılık yayla çorbası. Yayla çorbası sıcak içilmez mi? Şimdi o hani okaliptüs tadı açığa çıktığından o bir ferahlık veriyor. Sana o yüzden ılık geliyor. Aslında sıcak ya. Beğenmedin mi? Beğendim. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Şimdi benim bu spesiyel çorbaya bir isim vermem gerekiyor. Değil mi? Evet ya. Ne olsun ismi? Şey olsun mu? Ilık koala çorbası. Çok güzel oldu. Gerçekten cuk oturdu yana. Artık canın çekerse bana, işte Şevkat bana ılık koala çorbası yap dersin. Ben hemen yaparım sana. Ben bir salataya bir zeytinyağı dökeyim de orada lavaş yavaş yavaş şey yapsın. Usta nasıl bu bizim ama? Kenan öttürüyor değil mi? Ne öttürmesi lan? Herif direkt öttü. Dakika bir gol bir olduk. Ben de seni öttüreceğim yarın. O ne? Kardeşim tereyağı, peynir ve lavaş. Çorbanın yanında acayip gider. Ağzınıza layık yani. Oğlum bırak kebapçı mı? Ne yapacağım ben tereyağlı lavaşı? Vallahi kardeşim sen bilirsin. Eğer sen bunu yemezsen ben bu at ağzıyla bunu gömerim yani. Tamam la tamam bekle. Sepet uzatıyorum bekle. Ne yapıyorsun usta ya? Tamam lan. Koy şunu. Koy koy. Şakon. Başka bir şey lazım mı lan? He lazım. Yarım kilo ince bulgurla yarım kilo yağsız sinirsiz et getir de çiğ köfte yoğurayım. Nereden bulacağız oğlum bu saatte kasabı? Ha yürü git. Ciddi mi lan bu? Bilmiyorum ki abi. Biz yine bir kasap falan bakalım mı? Ne bakacağız oğlum? Manyak bir saat kaç ya? Yürü, yürü. Evet, şeyin yanında, çorbanın yanında iyi gider diye aparatif getirdim şöyle. Lavaş, peynir, tereyağı. Sen kebapçıdan mı söyledin bunları? Hani her şeyi kendin yapmıştın? Yok, tereyağıyla peyniri şarküteriden aldım. Lavaşı da marketten değil de kebapçıdan aslında. Ya kızım sen de üzümü niye bağını sorma Allah aşkına. Ortaya karışık işte bir şeyler. Birazını ben yaptım, birazını takviye aldık. Hani maksat flört diyeni bulsun ya. Tamam, yükselme hemen. Sormuyorum artık soru falan. Zaten her şey o kadar güzel ki. Çok teşekkür ederim Şevkat. Çok mutlu ettin beni. Çok romantiksin. Çok incesin. Ben bu kadarını bile beklemiyordum ilk günden. Kalbimi fethettin. Ya madem flört istedin, ben sana kralını yaşatırım Esin. Böyle işte yavaş yavaş başlarız. Artık bundan sonrası da kar topu gibi büyüye büyüye çığ olur, akar. Mısırlıların çok güzel bir lafı vardır. Yavaş yavaş Hasan Şaş, lavaş lavaş Ahmet Aslan Beşiktaş. Ben de diyordum ki acaba ne zaman söz dönüp ulaşıp Beşiktaş'a gelecek? Alacaklı geldi herhalde diyeceğim ama bu aralar pek borcum da yok. Hayırdır işte. Lan kız yoksa Selo Kore'den gelmiş olmasın? Dur bakayım. İyi akşamlar size getirdim. Ne bu? Acılı ezme. Yani seversin diye. Konu komşu sizin yemek için seferber oldu ya. Benim de çorbada bir tuzum bulunsun istedim. Ne kadar güzel düşünmüşsün Seval ya. Ben bayılırım acılı ezmeye. Şey afiyet olsun ama o acıdır biraz. Ben acı severim. Zaten Şevkat yiyorsa ben de yerim. Bir bakayım. Acı. Ama çok güzel bir acı. Şevkat, sen de tadına bakmak ister misin? Kızım sen ne koydun bunu çıkar? Zehir
mi koydun sen bunu? Al götür istemez ya. Hayır hayır hayır. Kalsın ben yerim. Ben çok severim acıyı. Paris'teki ev arkadaşım benim Meksikalıydı. Ondan alıştım acıyı. Burada da o kadar acı bulamıyordum. Muhteşem oldu. Çok teşekkürler. Eline sağlık. Hem sen bundan yaptığında yine bize getirir misin ya? Ben çok sevdim. Hem Şevkat ağzını bozarsa ağzına sürerim. Tabii. Getiririm ben. tamam o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Bu Seval'in bahsettiği seferberlik mi? Bir konuşabilsem anlatacağım da. Konuşma zaten. Diline acılı ezme sürerim. Besti, bu yemeklerin hiçbirini ben yapmadım. Ya bana kalsa ben seni balık lokantasına ya da ocak başına falan götürecektim ama işte bir anda bütün mahalle tebelleş oldu. Seval hariç tabii. Görüyorsun işte. Sen bana sürpriz yapmak istemedin mi? Ha. Tamam işte. Çok güzel bir sürpriz oldu. Vallahi. Evet. Ben biliyordum zaten evde bana sürpriz hazırladığını. Mahallede Kazım bana öttü. Ya arkadaş bizim mahallede de kimsenin ağzında bakla ıslanmıyor maşallah ya. Ya tamam kızma hemen, daha iyi oldu. Sürpriz üstüne sürpriz oldu. Sen beni bir lokantaya falan götürseydin bu kadar güzel olmazdı. Ben zaten mutfak penceresinden çorbayı alırken gördüm seni. Eyvah, tam kepazelik. Hayır, tam tersi. Sen bu akşam benim kalbimi fethettin. Ya beni düşünmen bile yeterdi. Sen benim için yalan söyledin. Yani öyle oldu biraz. Kusura bakma. Ha yok, öyle demek istemiyorum. Sen hiç yalan söylemezsin ki. Kaldı ki hiç beceremiyorsun zaten. Ama yani benim için uğraştın, didindin, çabaladın. Yalan söylemeye çalıştın. Yani kendini aştın bu akşam. Ya çuvalladık, elimize yüzümüze bulaştırdık diye. Sen de makarayı alma beni Esin. Yok, vallahi doğru söylüyorum. Ya o kadar tatlıydın ki. Böyle çocuk gibiydin. Masum. Keşke daha uzun sürseydi. Keşke Seval gelmeseydi ama. Burada çırpınırken sen bayağı keyif alıyormuşsun anlaşılan. Ya biz zaten komşuyuz, altlı üstü oturuyoruz. Her zaman baş başa yemek yeriz. Ama bu başka. Aşk vazgeçmektir. Eksildikçe bulursun kendini. Ben senin için her şeyden vazgeçerim. Beşiktaş hariç. Biliyorum. Gösterdin zaten. Sen bu akşam benim için yalan söyledin. Bu akşam benim için kişiliğinden vazgeçtin. Yani sen böyle biri değilsin ki. İnsanın kişiliği kaderidir. Sen benim için kaderini bile değiştirebileceğini gösterdin bu akşam. Çok tatlısın. Yani biraz esereklisin ama kusurun başka güzel. Senin de öfke kontrolü problemin var. Zaten mükemmel insan yoktur değil mi? Ama senin öfken kusursuz. Genetik mi? Tabii genlerde var bir parça. Ama esas yüksek gerilimin sebebi başka. Bir ara anlatırım. Evet, ara sıcağı geçelim mi? Geçelim. Bakalım bize ne yaptın? Yardım edeyim mi? Yok, ben hallederim. Daha zaten artık pek bir esprisi kalmadı ya. Gel hadi gel, yardım et şunlara biraz. Şunları bir taşıyayım. Ben türkümü söyledim, siramı savdum. Şimdi sıra inşallah sizde. Usta ellerle bir bağlama çalsanız, böyle bizleri diyardan diyara sürükleyen tavrınızla, içimizi gıdıklayan tavrınızla bir türkü söylesanız, vallahi kulunuz, köleniz olurum. Vallahi kıramayacağım tek kalp sende Erkancığım. Ne demek, ver. Ay. Ver bakalım.
Kahreden ateş birinem, yanan sen olsaydın nal olurdum aşk atına, bineni sen olsaydın, sunanı sen olsaydın. Ey kurban olurum onu yaradana. Mızrap düştüler elimden. Tut bakayım şunu bir. Güzel de şunu üstadım. Dur dur yok yok. Ben alırım. Ya sen misafir. Yok. Ben alırım. Tamam ben alırım ya. Tek ya dur sen misafirsin, ben bakarım onu. Yok olur mu bu saatten sonra misafir ya. Ben ya alırım. Ya dur zaten bu tarafa düşmüş dur. Of. Üstadım ne oldu? Oh benim. Benim bir erkan tutmuştu. Oh. Ya zorladın onu. Kahveci topla topla çalmasınlar. Komşu, kim bunlar ya? Anlıyorum, yabancı herhalde ya bunlar. Nereden geldi? Ne bakıyorsun lan? Yürü lan. Yürü. Güzel oğlum, yürü. Kapat şu müziğin sesini. Uyuyacağız lan. Mahalleye disko açıyoruz. Basın gidin lan buradan. Gitmiyoruz lan. Sıkıyorsa yanko. Sarhoş musunuz lan siz? Bela mısınız? Belayız lan, belayız. Tamam lan, geliyoruz şimdi. Gelmez sen adam değilsin lan. Tamam, geliyoruz şimdi. Bekleyin, gel lan. Beyler. Ne oluyor lan burada? Akıllı olun lan. Akıllı olun lan. Eşkıya lan. 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 Ne vuruyorsun? Ha? Ne vuruyorsun? Lan. 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 Bunlar da şirketlerden finansman sağlamak için düzenledim. Oğlum nerede kaldın ya? Açlıktan öldük burada. Sen değil ama birileri sinirden ölecek. Nasıl yani? Şuna bak bak. Oğlum çok iyi lan. Nasıl oldu bu? Bak. Bu ne ya? Nasıl ne ya? Birileri UFO olmuş. Çok iyi değil mi ama ya? Baksana nasıl. Aferin lan, aferin. Şimdi ben üçe kadar sayacağım, ondan sonra hop diye kaldıracağım sizi, silkeleyeceğim. Siz bana mutlaka tamam deyin, tamam mı? Tamam, peki hadi. Hadi. Bir, iki, üç! Tamam bırak lan. Yok yok tamam, az bir şey daha kaldı. Dur sıkıntılatacağım. Erkan bırak. Yok bırakamam kardeşim. Benim dedem şıkıkçıydı anlamışım. Daha bitmedi. Bitse ben bilirim onu ya. Kırk bunu anlamayız lan. Tezene! Tezene! Ya şimdi tezeneyi niye çağırıyorsun? Gidiyorsun, gidiyorsun. Ulan bırak. Erkan! Eyvah eyvah. Lan Kırkpınar'da mıyız oğlum? Ya onun önemi yok bu işi. Çözmek lazım. Babacığım ne oldu sana? Bir şey yok. Yap. Dur, 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 dur. Allah. Babacığım yap, neresi? Bırak lan. Ne bağırıyorsun gül gibi çocuğa? Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Ama şükür geçti. Lan hayatım geçti be. Ne kadar has oldun, çiçekler mi aldın kendine? Ay, evet, az önce senin için hazırlanmıştım. Parlaysın, yıldızlar kıskanır seni. Ya vallahi maşallah, maşallah. Yavrucuğum, Olga, my Darwin. Yavrum, Türkçe de bilmiyorum. Bak, çamaşırlarınızı aynı sepete koymayın kızım. Karışıyor, anlamıyorum ben. Zaten sabaha karşı geliyorum. Hanginiz Olga'nın çamaşırı mı diyorum Tati? Gene birinizinkini giymişim. Onu da ters giymişim arada. Kızım anlamıyorum, Rusça. Hadi kapatıyorum. Allah'ım farklayacağım şimdi ya. Neredesin lan sen kaç gündür? Ver arıyorum be. Neredesin? Yeni dükkan açtık, mekan açtık oğlum. Alacaklılar kapıda. Oğlu, koçu, nur topu. Ben sana demedim mi oğlum arabanın parasını bana her gün tıkır tıkır getireceksin diye? He?
Nerede benim haram paralarım? Ya başkan ben yani sen günaha girme diye yoksa ben ha her gün cehennem ateşinde yanarım diyorsan ben sana getireyim haram paranı her gün tıko tıko sayayım. Aferin. Akıllı. Oğlum ne güzel cümleler kurdun lan öyle. Vay anasını. Cehennemle aynı cümlenin içine girince hoşuna gitti kötü. Allah'ım aferin. Aferin kuşumlar. Komple buralar senin mi başkan? Benim tabii oğlum. Oğlum plakanın parasını bana her gün tıkır tıkır getir. Tamam mı lan? Anladın mı? Başkan ben senin ticari felsefeni anladım. Sen kârdan zarar etmek istemiyorsun. Anlamamışlar! Salak! Aptal! Plakanın parasını her gün tiko bana tıkır tıkır getireceksin yoksa senin... O başkan sen gör... Ya görseniz o kadar tatlıydı ki. Yalan söylemeyi de hiç beceremiyor. Böyle çocuk gibi. Şu Seval gelmeseydi ben daha çok eğlenecektim de. Neyse sonrası çok romantikti. Gerçekten mi? Ya Şevkat böyle flört erkeği falan mı çıktı? Ne oldu? Yani gibi gibi. En azından denedi. Baksana teşkilatı kurmuş. Hem de böyle gizli teşkilat. Yani yemekler yaptırmış. Gerçi o teşkilatı benimle kursaydı yani hiç böyle sobelenmezdi ama. Vallahi bilseydin öyle bahçenin bir kenarına gizlenir izlerdim. Sen hep bence biz ne yapalım biliyor musun? Bahçeye çadır kuralım. Ya tavuk da var nasıl olsa. Yani hem böyle romantik film izler hem de belgesel kanalını izleriz yani. Ama oralarda öfke belgeseliyle böyle psikodrama falan da var onu atlamayalım lütfen. Hadi bir girelim havuza. Ben girmedim girelim. Yok ben girmeyeceğim ya ben biraz güneşleneceğim. Belki sen de. Bana sakın masum olduğunu söyleme. Bu benim zekama hakaret sayılır. Hadi bakalım. Köfte koktu zaten. Kızan huysuzlandı. Cuma. Hop. Bu ne hal lan? Dün bir katili hallettim dükkanda. Aşağı mahallenin en azılı katili. Ayı Tahir. Önce titrettim, sonra 2.80 yere uzattı onu. Şimdi de şeref tur atıyorum ya. Vay ortağıma bak ya. Peki nasıl yaptın lan bu boy bu posta bunu? Boya posta ne alakası var şimdi ya? Ha? Yürek işi değil bu. Bilek işi bilek. Kadınlar ve çocuklar dikkatsiz olabilir. Ama bir erkek çok dikkatli olmak zorunda. Düşmanımın atasını sabırla beklerim bozkır. Sen benim abim sayılırsın. O yüzden aileye karşı sakın başka bir tarafı tutma. Sakın. Oğlum ne ailesi lan? Ne tarafı ne bağ lan? Ay aziz kullarım. Aciz kullarına kitaplar gönderen yarabbim. Bir de şu mahalle biniyorum gönder ya. Şişt, bozkır hemen gir içeri. Ailenle vakit geçir. Ailesiyle vakit geçirmeyen adam, adam değildir. Hadi bakalım. Hadi gir bakalım içeri. Hadi karizmanı sarsma. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ne yapıyorsunuz bakalım? Telefonlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bana saygıda kusur edini... Çizerim haberiniz olsun. Eyvallah baba. Sen kardeş, senin o tost makinesi bozularak mukaddes görevini yerine getirmiş durumda. Bir katili acemat etti. Ama hiç merak etme, tamir edip getireceğim onu ben sana geri. Aman cuman usta. Sakın getirme, sen de kalsın. O makineyi ben almayayım, alana da mani olmayayım canım. Allah Allah. Lago lugo ediyordun o makine için, ne oldu? Şimdi akir mi görüyorsun, or mu görüyorsun o makineyi cansız diye, ha? Hiç merak etme. O çok mukaddes bir makine. Bir katili bile dize getirdi evvelallah. Lan iyi yırttım demiyorsun da. Demiyorum. Alet işler el övünür. Aç Türk dil deyimler sözlüğüne bak, ha? Norveç'te bulamazsın bu sözleri, ha? Uyandırayım. Çay ver bakalım bana bir tane. Hemen baba. Şişt, cilalı. Boya bakalım şu ayakkabıları. Parlak böyle yılan gibi olsun. Tıs 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 diye ses çıkarsınlar yürürken. Hadi bakalım. Eyvallah. Şu gediciye de bir oradan kurmama ver bakalım. Yoksa bakkaldan aldırıver. Var mı bozuk üstünde? Aha.
Kız Bahar! Geliyor. Lan! Lan senin burada ne işin var? Oğlum ben seni tüfekle kovalamadım mı? Canına mı sıdı lan? Yürü git lan buradan. Yürü git! Ne yapıyorsun ya? Ecelimi susadım tabii. Al canımı Bahar. Senin elinden olsun ne olur ya. Gelsene sana bir sürprizim var. Biriyle tanıştıracağım seni. Hiçbir yere gelemem. Hadi ya. Bekle bekle. Cemal. Esnaf bir arkadaşımız. Taksi driver. Sizin çarşıda ona bir taksi durağı açacağım. Orada bir taksi driverlık yapacak. Aynı zamanda da senin özel şoförünü yapacak. Yani sana taksimetre açmayacak. Ha bir de korumalığını da yapacak tabii. Bir sataşan olur, bir şey olur falan. Ağzını burnunu kıracak. Hiç merak etme. Abi çok mu lazım ya? Lazım tabii kızım. Senin gibi özel bir kadına özel bir şoför lazım. Sen bu dünyadaki her şeyin en özeline layıksın Bahar. Bir tanışanızından ne var ya? Ha? Bahar Cemal. Çok iyi. Lan ne yapıyorsun oğlum sen? Elin işte gözün önüne işte. Kaldır şunu adamın asabını bozma. Sakat. Ali'ye eli sopalı adamlar dadanmış. Nasıl lan? Önüne geleni kırıp kesirmişler. Bir çete işi var burada. Kimmiş la bu herifler? Bilmiyorum. Polise söylemişler ama daha bir şey çıkmamış. Gittim kendi gözlerimle gördüm. Cam, çerçeve, ne yap, ne yok, her şeyi indirmişler. Oğlum bir mahalleye durduk yere çete dadanmaz. Kesin o Bora denen bebenin işleri bunlar. Aklı sıra korkutmaya çalışıyor. İşte çalışıyor ama başarılı da oluyor. Eğer böyle devam ederse biz bu mahallede durmayız diyenler var Şefkat. O zaman şöyle yapak. Sen şimdi bir sokakları turla. Göre neden olursa falan hemen bize bir haber versin. Bir de biz göre şu herifleri. Bakalım nasıl geliyorlar, kaç kişi geliyorlar. Ona göre bir hazırlıklı davranak yani. Ona göre karşılayak yani herifleri. Siz karşılayın. Ne yapıyorsun oğlum sen? Canlıyım usta. Nasıl canlıyım? Tüm sosyal medya şu anda seni izliyor. Ünlü oldun en salla. Aferin oğlum sana. Aferin oğlum sana. Çek hepsini ifşa et. Bunlar böyle böyle planlar yapıyormuş diye de altına yaz onu. Tamam mı? İçimizdeki İrlandalı seni. Yalnız pes. Oğlum adam Cem'i nasıl kırdı gördünüz mü? Bayağı işi abarttılar ha. Helal olsun. Yani bu kadarını ben bile beklemiyordum. Şu an var ya adamların yanında biz efendi kaldık. Bora, her işi erbabına bırakacaksın. Bora, ya çok abarttınız bu sefer. Aptal değiller ya, anlamışlardır senin yaptırdığını. Ya karşılık verirlerse ne olacak? Ayça, ben de onu istiyorum ya zaten. Versin de görelim. Ah, gel kendin bak, gel yakından bak. Bak, bu adamlar var ya, onu bitirecek. Siz de anlayın. Artık eski Bora yok, tamam? Gel bakayım lan, gel. Ne haber yenge? Ne yengesi lan? Ha sen kimsin? Benim adım Cemal, başkan. Yani tanıştığımıza çok memnun olmadın gerçi ama biz böyle şeylere çok alışığız yani. Taksi şoförlüğü de zaten böyle bir şey değil mi? Adamı alırsın, istediği yere götürürsün, bırakırsın. Adam indiği yerden geri dönüp bakmaz bile. Hemen unutuverir seni. Zamanla taksici de bu hiçliği benimsiyor. Şefik, hay bu kazmayı çok mu aradın? Kazma? Oha, çok iyi. Tamam, sen de gel. Bak, bu bana musallat olursa seni yakarım, onu da yakarım. Biliyorsun değil mi? Musallat? Ya sana bu hayatta kim musallat olabilir Bahar? Ben bu hayattayken sana kimse musallat olamaz. Göz kulak olacak o kadar ya. Oğlum, benim gözüm kulağım yok mu lan? Hay apandisim alındı. Olacaksa apandisim olsun. Yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin. Kaç, kaç, kaç. Cadigar çıktı. Kaç, kaç. Başkan. Başkan bu kız senden hoşlanıyor. Bak bu sana boş değil, haberin olsun ha. Vallahi mi yürü lan? Kime diyorum? Kolay gelsin. Bizim Ütü ne oldu? Mortu çekmiş bu Ütü be ya. Vallahi tamir olmuyor. Yenisini aldı, avcuda gelir be. Sağlık olsun. Borcunuz ne kadar? Ne borcu? Estağfurullah, bir şey yapmadık ki. Olur mu? Size de zahmet verdik. Bir karşılığı olmalı. Bir çorba varı sat o zaman bari be.
Buyurun. Oldu. Ara bakalım. Allah bereket versin. İyi günler. Sağ olun. Hayırlı işler. Bol güneşler. Pardon. Usta ya. Felaket geliyor, felaket. Ne felaketi be ya? Bereket geldi oğlum, bereket geldi ya. Ben bitirimliyim, bu kadar para kazandırdığını hiç bilmiyordum vallahi. Ah, ah millet gelip zorla para veriyor. Acaba dükkanı kapatıp ben araca mı kessem millet diye düşünmüyor değilim Aysim abi. Usta haracı maracı bilmiyorum da bence dükkanı kapatıp acilen buradan arazi olman lazım. Ayı Tahir hastaneden taburcu olmuş, revanşa geliyor. Oo gelsin gelsin. Ayı Tahir'in yanaklarından öpüp böyle bir sarılasın vardı zaten, gelsin. Adam katil usta, korkmuyor musun? Herkesin kusuru vardır be Aslan. Herkesin kusuru vardır. Lan oğlum dibimde koltuk altında tıs 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 bütün vücudumdaki karbonhidratı çektin içine. Ne yapıyorsun ya? Nefes verip durma. Neye canı sıkın senin? Ya oğlum canım sıkın ya. Oğlum kızı görmüyor musun ya? İyilik mi iyilik diyorum. Senin bildiğin bir iyilik var mı lan? İyilik? Ya o kadar da değil. Tabii ki canım, bir ton iyilik biliyorum ben yani. Ha? Ha? Ya oğlum şöyle Bahar yengeni gördün işte, bir iyilik istiyor benden. Onun ayarlarına göre bir iyilik yapmam lazım benim. Ne önerebilirsin, ne olabilir yani? Sen böyle büyük bir şey arıyorsun. Aynen. Ya başkan, cami yaptırmaya ne dersin? Yok oğlum abartma lan, ne camisi lan? Ya tamam, bütçene göre mescitte okuyor yani bana. Mescit yaptır. Ya Cemal ne diyorsun oğlum sen? Cami, mescit, sen kaç tane cami, kaç tane mescit yaptırdın ki bana bunları konuşuyorsun ya? Ya yapabileceğim bir şey söyle Cemal. Anlaşıldı, seninle daha tabana inmek lazım. Sen halları yıkayacaksın, belli oldu. Yengenin evindeki halları mı? Yengenin evindeki halları. Oğlum caminin halları yok mu içeri girdiğinizde? Her... Ya sen hiç camiye girmedin mi arkadaş? Bana niye tarif ettiriyorsun ya? Gitmedim tabii. Ne işim var oğlum camide benim? Ben kötü adamım lan. Camiye gittiğim an çarpılırım oğlum. Gider miyim hiç? Aa, çok iyi, kafaya bak. Ben sana bir yöntem söyleyeceğim başkan. Çarpma işine son. Ha. Bu camiye girdiğin sırada sağ ayağını basıyorsun ya, kaza basar gibi. Evet. Ulan vites boştaymış. Sağ ayağını bastırdığın sırada besmele çekiyorsun. Bu şekilde çarpılmaman lazım yani, ben denedim. Başkan camiye geldik. Gel iki dakika şu halıları alıp gelelim hadi. Git getir halıları, git getir. Konuşma fazla. Oğlum zaten yıkatarak sevaba ben gireceğim. Sen de taşıyarak sevaba gir bari ya. Oo çok iyi. Sevabı sen yap, kredisini ben ödeyeyim. Ne dersin ya? Ya iki dakika bana yardım et, 3-4 tane halı getireceğiz buraya. Ya ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun? Gene saçma sapan konuşmaya başladın ya. Ben kötü adamım. İçeri girersem çarpılırım kardeşim. Git getir halıları ya. Kaç tane getireyim başkan? İşte iki tane getireyim. Kafanda da ikiye kadar saydın herhalde, uzun sürdü, düşündün de. Ya bagaj var kocaman başkan, 8-10 tane getireyim işte. Ya masraf çıkarma Cemal ya. Ya hem kötüsün hem cimrisin, bir tane sevap işleyeceksin. Hadi 8 takside bölüyorsun ya. İyi hadi, ne halin varsa gör, tamam getir getir, tamam hadi. Çabuk çabuk. Ne yapıyorum lan, manyetik alana giriyorum, çarpılacağım yemin ediyorum ya. Başkan. Heh. Pokemon gibi ne zıplıyorsun, açsana şu kapıyı. Gel 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 gel. Lan yırtık tut Allah'ım. Senin açtığın kapı. Gel gel gel. Gel lan getir. Heh. Ver bana. Sus sus sus. Sus. Şş, bana bak. Ne yaptın? Müezzin hoca filan dedi mi oğlum? Kim bu sevabı işleyen? Allah ondan razı olsun. Çok seviyorum onu filan dedi mi? Senin kafa hala reklam kampanyasında değil mi ya? Yanında kimse var mı? Cami boş boş. Ne müezzin var ne imam var içeride. Tek başıma taşıdım bu kadar alıyı. Yardım et de diğerlerine getirdim hadi. Ben yürü diyorum oğlum. Kötü adamım ben ya. Allah Allah. Başkan. Kapıyı aç kapıyı. Vaaay. Bak. Sarı çok güzelmiş ya. Evine mi getirsek? Geri getirmesek mi, ne yapsak lan? Kanki çok da anlar ya renklerini. Hadi bay. Başkan, iki tane orada, bir tane de burada boşluk kaldı. Ben onları doldurup geliyorum. Hadi yürü yürü. 4 tane hava aldık, neyimize yetmiyor anasını satayım ya. Çabuk ol lan!